Hepinizin bildiği gibi toplantılarımız Zoom üzerinden kayıt ediliyor ve canlı olarak da YouTube üzerinden yayınlanıyor. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında dileyenler ekran görüntülerini kapatabilirler. Açık olanlar da bunu kabul ettiklerini beyan etmiş varsayıyoruz. Anlayışınız için de tekrar teşekkür ediyorum ben. YouTube'daki yayınımız başlamıştır. Ekran paylaşımıyla toplantıyı da açacağım şimdi. Etiler Lions Kulübü'nün Ocak 2001-2021 genel toplantısını açıyorum. Çalışmalarımızın insanlığın barış ve refahı, ülkemizin yücelmesi için başarılı geçmesini diliyorum. Sizlere az sonra bayrağımız Türk bayrağına saygıya, bugüne kadar yitirdiğimiz çok değerli Lyon, Lyones ve Leo dostlarımızı anmaya, başta Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha yad etmeye davet ediyorum. İstiklal Marşı'nda bana eşlik etmeniz için lütfen ayağa kalkın.
Lyons ve Leo genel kuralımızı tekrara davet edeceğim. Benden sonra lütfen. Lyons. Lyons. Özgürlük. Özgürlük. Anlayış. Anlayış. Ulusumuzun güvenliğidir. Ulusumuzun güvenliğidir. Leo. Leo. Liderlik. 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 Deneyim. Deneyim. Olanak yaratmak. Olanak yaratmaktır. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun oturun lütfen. Değerli katılımcılar, bugünkü toplantımızın gündemini bu akşam Hakan Başkanım sesiniz kapalı. Hakan Başkanım sesiniz kapalı. Şimdi sesim geliyor mu? Sesim geliyor. Tamam, geliyor Hakan Başkanım. Devam. Tamam, teşekkürler. Bu toplantımıza değer katacak Metin Tutçuoğlu kardeşimizin, başkanımızın özgeçmişini de ben chatten sizlerle paylaştım. Gündemi takip etmek için yardımcı olacağını düşündüğüm, tahmin ettiğim bir dokümandır. Şimdi toplantımızın genel akışına geçeceğim. Toplantımızın genel akışı içinde ilk sözü sekreterimize veririz. Sekreterimiz bize bir önceki çalışmamızda neleri konuştuğumuzu, hangi kararları aldığımızın bilgilerini hatırlatır. Ancak bu hafta sevgili Özlem yer fıstığı yiyip alerjik bir şoka girdiği için toplantımıza katılamıyor. Selamlarını gönderdi ve özür diledi. O yüzden toplantımızın tutanağını ben sizler için seslendireceğim. Uluslararası Lyons 118T Yönetim Çevresi Federasyonu üyesi Etiler Lyons Kulübü Derneği'nin Aralık ayı genel toplantısı Etiler Lyons Kulübü'nün başkanı Hakan Türkkuş yönetiminde 21 Aralık 2020 Pazartesi akşamı ilan edilen saatte programa da uygun olarak içinde bulunduğumuz salgın ortamında üye ve konuklarımızın sağlığı gözetilerek uzaktan Mart ayından bu yana süren kısıtlı yaşamın getirdiği çözüm olarak da benimsenen dijital platformda Zoom uygulamasında gerçekleştirildi. Toplantımızda Etiler Lyons Kulübü üyesi 6 üye ile Uluslararası Lyons Kulüpleri 118T Yönetim Çevresi Genel Yönetmenimiz, İstanbul Milletler Arası Lyons Kulübü üyesi Lyon Leyla Uluışık Kıvanç vardı. Uluslararası Lyons Kulüpleri 118 Çoğul Yönetim Çevresi 2010-2011 Çalışma Dönemi Konsey Başkanımız, Karaköy Lyons Kulübü Yönetim Kurulu Sayman üyesi ve Türk Lyons Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Lyon Erim Erinç Dinç vardı. 2016-2017 Çalışma Dönemi Konsey Başkanımız Yeni Etiler Lyons Kulübü üyesi Lyon Nilüfer Ogan hazır bulunuyordu. 2009-2010 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Kadıköy Lyons Kulübü üyesi Lyon Metin Yılmaz aramızdaydı. 2010-2011 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Mecidiyeköy Lyons Kulübü üyesi Lyon Erdinç Gökhan aramızdaydı. 2013-2014 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Yeni Etiler Lyons Kulübü üyesi Lyon Füsun Kantemir aramızdaydı. 2017-2018 Çalışma Dönemi Genel Yönetmenimiz Kabataş Lyons Kulübü üyesi Lyon Tuğba Tengiz Yılmaz aramızdaydı. Genel Yönetmen Birinci Yardımcısı Yeni Etiler Lyons Kulübü üyesi Lyon Atilla Küntay Pamuk, Yönetim Çevresi Sekreteri Topağacı Lyons Kulübü üyesi Lyon Bilge Çelebi, Yönetim Çevresi Saymanı Şişli Lyons Kulübü üyesi Lyon Bülent Türkbeyler, 2020-2021 Çalışma Dönemi GRT Koordinatörü ve 118T Lyons Akademisi Sekreteri, Yeni Taksim Lyons Kulübü üyesi Lyon Hale Alankuş, 3. Bölge Başkanı Topağacı Lyons Kulübü üyesi Lyon Betül Sünnetçiler, 4. Bölge Başkanı Harbiye Lyons Kulübü üyesi Lyon Ufuk Alay, Maçka Lyons Kulübü üyesi Lyon Meral Silahtarıoğlu, kuruluş aşamasındaki
Türkiye Mentorlar Sanal Lions Kulübü üyesi Zeynep Bilici, 118K yönetim çevresinden Eskişehir Tepebaşı Lions Kulübü üyesi Leon Metin Tutçuoğlu ile 118T Leo yönetim çevresi Saymanı, Yeniköy Leo Kulübü Başkanı Sercan Güzey olmak üzere 16 Lion ve 1 Leo hazır bulunuyordu. Üye adayımız ve konuklarımızın da dahil olduğu toplam 39 katılımcının imza çizelgelerine işlenmek üzere dijital iz bıraktıkları anlaşıldıktan sonra toplantıya geçildi. Toplantıya Ankara, Eskişehir, Muğla, Bodrum ve Marmaris'ten katılan dostların olması bizleri mutlu etti. Toplantımız Lions gelenekleri uyarınca Türk bayrağına saygı duruşu, vefat eden ve isimleri kalplerimizde yaşattığımız Lion, Lioness ve Leoların anarak İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Lion ve Leo Genel Kurulu'nun tekrarıyla açıldı. Gündeme geçilmeden önce toplantıya katılan Lion, Leo ve üye adaylarına ekran isimlerinin düzeltilmesi konusunda bir hatırlatma yapıldı. Cihaz isimlerinin düzeltilmesinden sonra kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin uygulama hatırlatıldı. Sağlık mazereti bildiren olmadığından üye ve üye adaylarımızla ilgili yakın çevrelerinde ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadığı anlaşıldı. Söz verilen Etiler Lions Kulübü Sekreteri Leon Özlem Çılgınoğlu bir önceki toplantının tutanağını okudu. Uluslararası haberlere geçildi. Bunlar zaten kayıt altında. Uluslararası haberlerin devamında çoğul yönetim çevremizin haberleri, konfederasyonun haberleri seslendirildi. Bunun arkasından 118T yönetim çevresinden duyurular yapılıp ekranda paylaşıldıktan sonra Etiler Lions Kulübü'nün çalışmalarına gelindi. Uluslararası Lions 118Y yönetim çevresinden Anadolu yakasının en genç kulüplerinden Ahenk Lions Kulübü'nün daveti üzerine Semavi Dinlerin izinde Kutsal Topraklar Kudüs başlıklı bir konuşma yapan başkanımız kusursuz bir ev sahipliğiyle ağırlandığını aktardı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepek köyündeki taşımalı eğitim yapan ancak pandemi sebebiyle çalışmalarına, eğitimine ara veren Dicle Ortaokulu'ndaki 42 öğrenciye armağanımız olan üyelerimizden Muttalip Çelik'in maddi desteğiyle kışlık giysiler alınıp gönderildiği aktarıldı. Öğrencilerin yüzleri kapalı haliyle fotoğrafları paylaşıldı. Güneydoğu Anadolu bizim her zaman önceliğimiz olan bölge. Geçtiğimiz yıllarda da o bölgede yanlış hatırlamıyorsam toplam 12 tane okula farklı yıllarda birbirine benzeyen içeriklerde yardımlarımız olmuştu. Yeni yıl temalı toplantımızın konuk konuşmacısı, arkeolog ve araştırmacı, Gorgon Dergi Genel Yayın Yönetmeni Arman Tekin'di. Farklı inançlarda ve kültürlerde yeni yıl başlıklı konferansıyla çalışmamıza değer kattı. Arkeoloji ve astroloji alanından bilgilerin de görseller eşliğinde seslendirildiği bu konuşma, ileride Etiler Lions Kulübü televizyonu olarak hizmet vermesi planlanan ve içerik çalışmaları süren YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Kapanışa geçildi. Sırasıyla toplantımıza ilk kez katılan konuklarımıza, üye adaylarımıza, Lion ve Leo konuklara ve üyelerimize son olarak söz verildi. Toplantılarımızın vazgeçilmezi haline gelen salgın sürüyor uyarısı ve kendiniz ve sevdikleriniz için önlem almaktan vazgeçmeyin hatırlatması yapıldı. Usulümüz uyarınca söz verilen Etiler Lions Kulübü Sekreteri Lion Özlem Çılgınoğlu, gelecek ay yeni yılın ilk genel toplantısının her zaman olduğu gibi 3. Pazartesi akşamı saat 19.30'da 18 Ocak tarihinde Zoom'da gerçekleştirileceğini ve çalışma döneminin 3. üye kabul töreninin icra edileceğini duyurdu. Mazereti sebebiyle toplantımızdan izin alarak erken ayrılan saymanımız sevgili Bartu Özalp yerine başkan kısa bir hatırlatma yaptı. Verdiği bilgilerin başında Uluslararası Lions'a borcumuz olmadığını ve 118T Federasyonu'na ödemelerimizin de programa uygun olarak yapıldığını söyleyip hizmet çalışmaları için bağışların ne kadar değerli olduğunu belirtti. Toplantı her zaman olduğu gibi Etiler Lions Kulübü Başkanı Hakan Türkkuş tarafından Aralık ayı toplantımızı kapatıyorum. Gelecek yılın ilk ayında Ocak ayı genel toplantımızda buluşmak üzere şen ve esen kalın dilekleriyle saatler 22'yi biraz geçerken sona erdi. Normal koşullarda değerli dostlar, Özlem'in okuyacağı bu toplantı tutanağımız
Etiler Lyons Kulübü'nün bir süredir unuttuğu, sonradan yakın geçmişte hatırladığı güzel bir adetimiz. Hem raporlama açısından bakıldığında hem de yapılan çalışmaların kayıt altına alınması diye gözetildiğinde hayatımızı oldukça kolaylaştıran çalışmalardan bir tanesi. Ben şimdi sizlerin de izniyle toplantımızın genel akışı içinde üyelerimize soracağım. Bu toplantı tutanağımıza ilişkin eksik olan ya da yanlış olan ya da düzeltilmeye muhtaç bir şey var mıdır diye soracağım. Sessizliği Erdinç Gökhan Üstadım, buyurun. Zannedersem 2009-2010 dönemi genel yönetmeni Metin Yılmaz'ı Kadıköy Lyons Kulübü olarak anons ettiniz. Kontrol edeceğim. Hata ise hemen düzelteceğim. Vaki değişiklikle devam ediyorum o zaman. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Yani efendim, sağ olun. Değişiklik talebi bir tane geldi. Onu gözeterek kaydımızı güncelleyeceğim. Şimdi tekrar kaldığımız yerden toplantımızın akışına dönüyorum. Hepimiz biliyoruz, bir yılı geride bıraktık. Ses geliyor sanıyorum. We'll be right back.
dostlar. Dünyanın yaşadıklarını bizler de yaşadık. Kaçınılmaz olarak kayıplarımız oldu. Çok değerli canları yitirdik. Çok yüksek seviyelerde kayıplarımız, telafi edilmez kayıplarımız oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Ama şarkının son bölümüne doğru yaşamak istiyorum. Bizlerin de yaşamak isteyen herkese verdiğimiz destekle birlikte olalım çağrısı. Lyons'un zaten 100 küsur yıllık bir gelenekselleşmiş çağrısıyla zaten bizlerin doğru yolda olduğunu gösteriyordu. Lyons'un neler yaptığını, uluslararası Lyons'un, bizler çünkü her ne kadar Etiler dediğimizde bir mahalle kulübü görüntüsü veriyor olsak da Lyons'un uluslararası niteliği fevkalade önemli. Bizler aslında uluslararası bir muazzam ailenin bireyleriyiz. Etiler Lyons Kulübü de bu ekran başında sizlere en yakın olan birim. Birbirinden değerli başkanlarımın temsil ettiği diğer kulüplerde, diğer mahallelerde ama uluslararası Lyons'un o büyük aile çatısının içindeler. Uluslararası Lyons kulüpleri diye baktığımızda neler yapıyor? Sayısız çalışma yapıyor. Ben sadece aralarından çok küçük bir bölümünü sizlere getiriyorum. Bu arada ekranımızın sağ üst köşesinde dinleyicilerin ekranları var. Orada 3 tane ikon var. Bu 3 ikondan nispeten sol baştaki en inceye geçerseniz bütün görüntüleri kapatabilirsiniz. Ekrandaki yazıları daha net görebilirsiniz. Hemen yanında biraz daha kalınca bir tek çizgi var. Orada tek bir karede tek bir kişiyi görebiliyorsunuz. Eğer konuşmacı moduna getirirseniz, speaker view moduna getirirseniz orada da sizinle konuşan ya da anlatımı yapan dostumuzu şu an itibariyle de beni görebilirsiniz. Uluslararası Lyons Kulüpleri, Uluslararası Lyons Kulüpleri Vakfı ile yaptığımız sayısız projenin finansmanını üstlenen ve bizlere çok olağanüstü büyük katkılar sağlayan kısa adı LISIF olan Uluslararası Lyons Kulüpleri Vakfı ile yürüyor. Bu vakfın geçtiğimiz günlerde yeni başlayan bir programı var. Foundation Fridays diye, vakfedilen cumalar diye tercüme ettim ben. Yapılan işlerin nasıl yapılması gerektiğini, nasıl verimli olacağı konusunda bir takım ipuçları veren bir oturumlar dizisi söz konusu. Bunlardan geçtiğimiz hafta yapılanına ben de katıldım. Her ayın ilk cuma günü tekrarlıyor. Ücretsiz bir webinar niteliğinde. Katılması kolay. Teknik açıdan bakıldığında da GoToWebinar kullanılmakla beraber Zoom'dan daha zor bir şey değil. LISIF desteklerinden nasıl yararlanırız? Bunlardan yararlanabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Bunların anlatıldığı bir çalışmaydı. Kimler katılmalı diye baktığımızda projeyi yapacak Lyons'ların, kulüp başkanlarının, geleceğe önem veren Leo'ların bu çalışmalara katılmasında sonsuz yarar olduğunu söyleyebilirim. GLT, küresel liderlik takımından ve GST, küresel hizmet takımındaki dostlarımızın da bu çalışmalara katılmasında sonsuz yarar var. Bu çalışmanın sonrasında gene Lyons'un yakın geçmişte, yanlış hatırlamıyorsam 2018 yılında başlattığı New Voices programı var. New Voices başlangıçta kadın üyelere yönelik biraz pozitif ayrımcılık odaklı bir program olarak başlamış olmakla beraber devamında Lyons'un ileri gitmesi için neler yapılabileceği konusunda çalışmaları koordine eden bir yapıya dönüştü. Bizler de içinde bulunduğumuz Avrupa kıtasının bir çoğul yönetim çevresi olarak New Voices Europe tarafında çalışıyoruz. New Voices programının, Yeni Sesler programının da bir böyle hani şömine başı sohbeti tadında bir programı var. 8.'si geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Yeni yıl sonrasındaki biraz parti odaklı, biraz eğlence odaklı bir önceki yılın yorgunluklarını atalım, yeni yıl içinde enerji toplayalım mesajının verildiği bir çalışma oldu. Fevkalade verimli geçen güzel bir çalışmaydı. Her ne kadar bize uzak gibi dursa da Lyons'un uluslararası niteliği içinde Kuzey ülkelerinin
işbirliği konseyi toplantısı vardı. Birden fazla Helsinki'nin ev sahipliği yaptığı bir etkinlikti. 2 gün sürdü. Normal koşullarda gitmemiz mümkün değilken vize almadan, uçak bileti aramadan, uzun bir zaman ayırmadan bilgisayarlarımızın başında bu toplantıya katılmak mümkün oldu. Bu katıldığımız toplantı 2 gün boyunca fevkalade verimli çalışmalar yapmamızı sağladı. İlk gün Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 odaklı projeleriyle Lyons projeleri, programları arasındaki olası işbirlikleri konuşuldu, ele alındı. Oldukça verimli bir çalışmaydı. Ertesi gün biraz daha yoğun bir program söz konusuydu. GATT takımlarının altında GLT ve GMT'lerin liderlik takımları ve üyelik takımlarının yaptığı çalışmalar gelecek dönemler için öngördükleri dile getirildi. Yeni sesler, New Voices ve özellikle de Türk Lyons'u için nispeten yeni olan tanıtım konusu, marketing communication, pazarlama iletişimi odaklı çalışmaların ne olduğu, nasıl olacağı konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Gençlere yönelik Lyons olanakları diye bizim tercüme ettiğimiz çalışmalar dile getirildi. Kulüpleri bağlayan, birbirleriyle iletişim halinde olmalarını sağlayan dijital araçların neler olduğu, neler olabileceği ve önemlerine değinildi. Türk Lyons'u da bunları hızla öğrenmeye ve devreye sokmaya başladı. Bu fevkalade gurur verici bir tabloyu da beraberinde getiriyor bizler açısından bakıldığında. Genç Lyons'lar için Avrupa Görev Gücü ismiyle yeni bir çalışmanın başlayacağı duyuruldu. Ben o bölüm başka bir bölümle çakıştığı için sonuna kadar dinleyemedim. Ayrıntılarından mahrumum. Ama daha önceki bütün webinarlarda olduğu gibi bunlar da kayıt ediliyor. Ve siz daha sonra tekrar kayıt sırasındaki kullanıcı adınız ve şifrenizle dönüp dinleyebiliyorsunuz. Ya da notlarınızı çıkaracak bir ders gibi izleyebiliyorsunuz. Onu yapacağım. Lyons ve Lyons dışı ortaklıklar gündeme geldi. Bu enteresan bir konuydu. Geçmişte sadece Lyons'un ya da Lyons kulüplerinin birlikte yapması öngörülen çalışmaların içinde dünyanın başkaca sivil toplum kuruluşları, kar amacı gütmeyen yapıları ve başkaca bizim kendimizi tarif ettiğimiz gibi non-political, siyasi olmayan toplulukları da, toplumlarının da bu ortaklıklarda taraf olabileceği konusuna vurgu yapıldı. Bu enteresan bir gelişmeydi. Yarın bir gün Rotary ile Lyons'u yan yana görmek mümkün olabilecek ya da başka vakıflarla ya da başkaca topluma hizmet etmeyi amaçlayan kuruluşlarla Türkiye'den ya da yurt dışından ortak çalışmalar gündeme gelebilecek. Lyons'un hepimizce malum 5 tane büyük dünya meselesi var. Bu dünya meselelerinden diyabete özel bir yer ayrılmıştı. Birkaç yıldır diyabet diğer 4 konunun önünde gidiyor. Yapılan destekler, yatırımlar, yardımlar vesaireler diyabete çok ciddi biçimde odaklanmış vaziyette. Diyabetin son zamanların kanseri olduğu ve kanserden daha ölümcül olduğuna ilişkin ifadeler de var ortalıkta dolaşan. Lyons kulüpleri, Uluslararası Lyons Kulüpleri Vakfı zaten bizim vakfımız diye anlatıldı. Gerçekten de Türk Lyons'unun hizmetlerinin finansını sağlayan bu vakfı iyi tanımamız ve bizler şimdilik birer üye olarak $5'er destekler verirken BRM Başkanım aramızda o çok daha fazla detaya vakıf. Bunun onlarca mislini geri aldığımız hepimizce malum. Depremler, afetler, başkaca konular gündeme geldiğinde bizlerin ilk yardımına koşan hepimizce malum Uluslararası Lyons Kulüpleri Vakfı oluyor. LISEF'in destekleri bizler açısından her zaman çok önemli. Bu uluslararasından çıktıktan sonra ülkemize geleceğim. Çoğul yönetim çevremiz, T yönetim çevresi ve Türk Lyons Vakfı'ndan kısaca 1-2 duyurum olacak. Bunlardan bir tanesi ve birincisi, çoğul yönetim çevremizin 2. danışma kurulu toplantısını geçtiğimiz günlerde yaptığını söyleyeyim.
Değerli konsey başkanım da aramızda. Fevkalade başarılı bir teknik organizasyon. İçerik olarak zaten söylenecek hiçbir şey yok. İşin en güzel tarafı da vaktiyle geçmiş yıllarda koşullar gereği sıradan Lyon'lara kapalı olan bu toplantıların değerli konsey başkanımızın izniyle ve oluruyla tüm Lyon'lara açık olması. 100'ün üzerinde katılımcı vardı. Tıpkı ilki gibi ikincisinin de açık olması, bütün yönetim çevrelerindeki genel yönetmenlerin yaptığı çalışmaları ekranda görsel sunumlarla paylaşmaları, ulusal komisyon başkanlarının çalışma raporlarını özetleyerek bizlere aktarması fevkalade güzeldi. Hepimizin bildiği gibi Ocak ayı kurucuları anma ayı, Türk Lyons'unun bugünkü haline gelmesinde emeği geçen çok değerli genel yönetmenler ve konsey başkanları da anıldılar. Bizler açısından bakıldığında evvelki yıl yitirdiğimiz geçmiş konsey başkanlarımızdan Samim As'ın ekran görüntüsünü yakalamayı başardım. Onu paylaşıyorum sizlerle. Bu toplantının enteresan taraflarından bir tanesi sayısız değerli bilgi olmakla beraber Türk Lyons'unun dijital dünyada kaç tane toplantı yaptığı, bunları kaç postla paylaştığı ve buna ilişkin birçok detayın da ekrana teknoloji kullanımı başlığıyla gelmesiydi. Kendi payıma ben 118T'nin ilk teknoloji komite başkanı, burada da sevgili Nezihe Karpuzoğlu genel yönetmenimin kulaklarını çınlatıyorum. O bana bu görevi tevdi etmişti. İlk teknoloji komite başkanı olarak çok mutlu oldum. Türk Lyons'unun değişimini an an, ay ay, hatta hafta hafta çok net izleyebiliyoruz. 118T yönetim çevresi az önce bahsettiğim New Voices konusunda bir çalışma yaptı. Bunları da gene aramızda olan Sema Yazgan başkanım, yönetim çevremizin New Voices koordinatörü olarak yönetim çevremizin genel yönetmeni ve genel yönetmenimin sekreteri ve saymanı ile yaptıkları bir değerlendirme neticesinde hepsi birbirinden değerli başkanlarımla birlikte beni de 118T'nin 2020-2021 dönemi New Voices takımı olarak ilan etmeye karar verdiklerini paylaştı. İlknur Başkanım aramızda tanıtım konularındaki çalışmalarıyla bu takıma girdi. Yılmak'la beraber uzun bir Lyons geçmişi olan sevgili Fatih, Türkiye Mentorlar Kulübü'nün kurucu başkanı, o üyelik konusundaki çabalarıyla bu takıma dahil oldu. Nişantaşı Lyons Kulübü Başkanım Hümeyra Mutlu, olağanüstü çabaları var. Her toplantısında yanında olmaya gayret ediyorum. O bu konuda, hizmet konusunda bize yaptığı liderlikle, önderlikle takımda, bendenizde liderlik konusundaki çalışmalarımla bu takımda yönetim çevremizi hem Türkiye'de hem de yurt dışında temsil edeceğiz. Eğer seçilirsek ya da başarılarımız takdir edilirse uzun bir yolumuz var. Sadece bizim bölgemiz değil, altı yönetim çevresinin de bu konularda çalışan birbirinden kıymetli Lyon'larıyla beraber biz büyük bir takım olacağız, ama içimizde de tatlı bir yarışma olacak. Bu yarışmanın neticesinde de çoğul yönetim çevremizi, ülkemizi temsil edeceğimiz uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bunlar için hazırlanan postlar var. Zaman zaman sosyal medyada karşınıza çıkacak. Bunları gördüğünüz zaman bizleri desteklemenizi, beğenilerinizi ifade etmenizi, yorumlarınızı eklemenizi rica ediyorum. Çünkü her ne kadar detayını bilmesem de bu konudaki artılar adı üstünde artı olarak hanemize yazılacak. Sadece kendimiz değil, mensup olduğumuz yapının İngilizce'deki karşılığı Line'ı da dahil ettik programımıza, çalışmalarımıza, sosyal medya paylaşımlarımıza. Bu konuda değerli Zeynep Genel Yönetmenim, Zeynep Koca Sinan hepimizin liderliğini yapıyor. Altı yönetim çevresi adına konsey bazındaki önderimiz, bir anlamda bu takımların koçu. Sema Başkanım az önce ifade ettim, yönetim çevremizde bizlere liderlik yapıyor, önümüzü açıyor, nasıl hareket edeceğimizi anlatıyor. Bizler de sıradan birer Lyon olarak elimizden geleni yapıyoruz.
Burada sosyal medya demiştim. Facebook, LinkedIn, Instagram ve Twitter en yaygın kullanılan sosyal medya araçları. Buralarda beğenilerinizi bazen böyle bir baş parmak yukarıda el işaretiyle, bazen kırmızı, bazen kenarları çizili bir kalple ifade edebilirsiniz. Şimdilik aldığımız beğeniler bize moral veriyor ama daha fazlasına ihtiyacımız olduğunu da ben bir kez daha tekrar edeyim sizler için. Burada yönetim çevremizde yaptığımız birçok çalışma var. Ben tek ekran açtığım için büyükçe bir bölümünü tabii ki sığdıramıyorum. Sığdırdıklarımdaki tek kriterim de zaman yaratıp gidebildiğim çalışmalar. Bunların her birini tekrarlamayacağım. Ancak bu etkinlikleri gerçekleştiren, bu etkinliklerde rolü olan, bu etkinliklerde konuşma yapan, katkıda bulunan tüm değerli başkanlarıma, tüm değerli Lyon'lara uzaktan da olsa teşekkürlerimi yolluyorum. Hakikaten her biri kaçırılmayacak birer toplantıydı. Ama emin olun benim burada paylaştıklarım, dediğim gibi gidebildiklerim, gidemediklerim bunun misli misli fazlasıydı. Etiler Lyons Kulübü'ne geldiğimizde, Etiler Lyons Kulübü ile ilgili olarak öncelikle kurucularımızı andık. Kurucularımızın hiçbiri Lyon yaşamında ve hayatta değiller. Hepsini rahmetle andık. Onlar olmasaydı bizler bugünü görmeyecektik, bugünü yaşamayacaktık. Belki de Etiler Lyons Kulübü diye bir şey olmayacaktı. 1971 yılından bu yana aralıksız çalışan bir yapıyız. Bu aralıksız çalışan yapının içinde sayısız üyemiz geldi geçti. Yeni üyelerimiz sürekli geliyor, gücümüze güç katıyor. İtirdiklerimiz oluyor, rahmetle anıyoruz. Saygıda kusur etmeme gayreti içindeyiz. İlk başkanımız Nurettin Ayasun'dan bu tarafa ben ne kadar şanslıyım ki ilk yarım yüzyılı tamamlarken kulübün başkanlığı görevini üstlendim. Ben de hali hazırda 50. dönem başkanlık görevini ifa ediyorum. Türk Lyons'una layık olmaya çalışıyorum. Kurucularımızı andığımız Ocak ayında şöyle bir Etiler ailemize hızlıca bakmak istiyorum. Burada tabii aile deyince aile çok büyük bir kavram. Hele Türkiye söz konusuysa bu aile çok çok daha farklı bir yerde. Az önce söylediğim gibi 1971 yılında İstanbul Etiler Lyons Kulübü kuruldu, hizmet etmeye başladı. O tarihten bugüne üyelerimiz azaldı, arttı, isimler değişti, vefatlar oldu, yeniler geldi. Hali hazırda 31 Aralık itibariyle, daha doğrusu son güncellemede bir küçük hile yaptım. Türkiye Mentorlar Ocak ayında bir üye aldığı için datayı Ocak 2021 olarak değiştirdim. Biz 2020 yılını 36 üye ile kapattık. Etiler Lyons Kulübümüz vardı 1978 yılında kurulan, 91'de mevzuatlarla beraber, uygulamalarla beraber yerini yeni Etiler Lyons Kulübü'ne bırakan, halen devam ediyor. Nilüfer Konsey Başkanım aramızda o ve birbirinden değerli 19 üyesiyle çalışmalarını sürdüren yeni Etiler Lyons Kulübü'nü de, Etiler Lyons kökenli dostlarımızı da biz ailemizin içinde mütalaa ediyoruz. Etiler Lyons Kulübü'nün kurduğu 1997 yılında katılmaya niyetlendi ama sanıyorum teknik sorun yaşadığı için katılamayan Hüseyin Tütüncüoğlu başkanımızın döneminde kurulan, başta kızları olmak üzere birçok değerli genci barındıran Etiler Leo Kulübü'nü maalesef üyelerimizin yaşlarının büyümesi, yerlerine daha gençlerin gelememesi sebebiyle 2002 yılında kapatmak durumunda kalmıştık. Ama çok şükür Leo Kulüpsüz kalmadık. Geçtiğimiz yıl Yeniköy Leo Kulübü'nün sponsorluk arayışından haberdar olduğumuzda yönetim kurulu olarak hızlıca harekete geçtik. 1998 yılında kurulan o yıllarda Etiler Leo Kulübü'nün var olduğu dönemde de sıklıkla ziyaret ettiğim Yeniköy Leo Kulübü ailemize dahil oldu. Bu akşam Yeniköy Leo Kulübü'nün özel bir yeri var. Çünkü
Yeniköy Leo Kulübü'nün hali hazırdaki başkanı ve Leo Yönetim Çevresi Başkanı'nı çıkartan bu yapıdan iki değerli dostum Kaan ve Sercan az sonra yapılacak törende yemin ederek birer Leon olarak aramıza katılacaklar. Duyduğum gururu sizler tahmin edebilirsiniz. İstiklal Brunch olarak bir denememiz oldu. Başarısız bir denemeydi. Ama mentorların kurulmasında da sponsor olarak Türkiye'deki ilk değil, bildiğim kadarıyla İzmir'de bir sanal kulüp var ama faal değil o da. Biz ilk demiyoruz ama büyüme potansiyeli olan hem ihtisaslaşma alanında hem de sanal ortamda toplanacak bir kulübü de 30 Aralık 2020 tarihi itibariyle 24 üyeyle kurduk. Ocak ayında bir kişiyi kattık. Dolayısıyla o sayıda 25'e ulaştı. Etiler Lyons ailesi dediğim zaman sadece sandalyede oturan ya da ekranda küçük bir kutucuk olarak etkileşime girdiğimiz kişilerin dışında katılanlarla beraber toplam 93 kişilik dev gibi bir aileyiz. Bu da benim iftihar ettiğim bir şey. En büyük hayalim 50. yılda 50 üyemiz olur mu diye düşünüyordum. 50'yi çok geride bıraktık. Çok mutluyum. Bunu da tabii ki Etiler Lyons Kulübü'nün üyelerinin ve özellikle de yönetim kurulumun desteğiyle yaptığımı da hemen teslim etmeliyim. Lyons Samimas Mükemmellik Ödülü bizim kurucular ayında gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı etkinliğimiz oldu geçen sene. Keşke sağ olsaydı böyle bir etkinliği düşünmek durumunda kalmasaydık ama her şey bizi bu noktaya getirdi. Lyons Samimas Mükemmellik Ödülü'nü geçen sene çok hızlı bir çalışma temposu içinde gündeme getirmiş. Henüz dijital dünyaya geçiş çalışmalarını tamamlamamış olduğumuz dönemde biz dijital dünyada ilk ödül törenini gerçekleştirmiştik. Süreci çok berrak ve çok belirgindi bu çalışmanın. Ocak ayında yarışmayı duyuruyoruz. Şubat ayında adayların belirlenmesi faslı yapılıyor. Buna bütün Lyonlar katılmakta serbest. Herkes Lyon olan ya da olmayan önerilerini paylaşıyor. Mart ayında oylamaya başlıyoruz. Nisan ayında oylamanın sona erişi söz konusu. Mayıs ayında da kazananın açıklanacağı bir büyük olasılıkla, gönlümüz tabii yüz yüze istiyor ama büyük olasılıkla dijital dünyada da bir ödül töreni gerçekleştireceğiz. Bu yıl ikinci kez gerçekleştireceğiz. Birinci yılda edindiğimiz deneyimler var. Tespit ettiğimiz eksikler var. Bu sene en büyük avantajımız Türk Lyons Vakfı ile birlikte el ele kol kola daha sıkı bir ilişki içinde bu projeyi gerçekleştireceğiz. Türk Lyons Vakfı Mütevelli Heyet Başkanım, geçmiş konsey başkanlarımızdan Elim Erinç Dinç aramızda. Ben hem şükranlarımı sunuyorum kendisine hem de bu sene daha iyisini yapacağımızın sözünü de sizlerin huzurunda veriyorum. Türkiye Mentorlar Sanal Lyons Kulübü demiştim. 25 üyeyle kurulan kulübümüzün bütün üyeleri burada hazır vaziyette. Onların da şu saatlerde yoğun programları sebebiyle bir yönetim kurulu toplantıları var. Katılamadıkları için, sadece bizim toplantımızla çakışan bir güne denk geldikleri için de son derece üzgünler. Ama yapacak bir şey yok. Dört kolda, dört yönde mutlaka çalışmamız gerekiyor. Onlar da bugün bir araya gelebildikleri için çalışmalarını bugün koordine etmek üzere bir aradalar. Onların da uzaktan da olsa gönderdikleri selamlar var. Mentorların dışında varlığımızı büyütebilmemiz için, yeni üyeler kazanabilmemiz için, yeni hizmet alanlarını keşfedebilmemiz için dijital dünyayı kullanmamız gerekiyor. Bu dijital dünyayı kullanmak deyince tabii ki çok hızlı değişen bir ortamdan bahsediyorum. Burada sevgili Sülün Karaağaç Başkanımın kulaklarını çınlatıyorum. 98 yılında bu dijital dünya, o zaman dijital demiyorduk. İnternette bir şey var diyorduk haberleşmek için. ICQ diye bir program vardı. Bildiğiniz bot aslında. Bugünün botlarının en ilkel hali.
Bununla ne yapabiliriz demişti. Ben işte bu botları kullanan birkaç Lyon bulmuştum. Biri Türkiye'den, ikisi yurt dışındandı. İmzaladığımız bayraklarımızı göndermiştik. Kendi kendimize de sevinmiştik. Demiştik ki o biz ne güzel internette toplantı bile yapıyoruz, bayrak takası yapıyoruz demiştik. Aradan çok zaman geçmedi ama aradan çok şey değişen uzun bir zaman geçti. 2011'de Etiler Lyons Kulübü Facebook hesabına kavuştu. 2016'da WhatsApp grubumuzu kurduk. 2019'da olduğumuz yerde zıpladık. Google Drive'a geçtik. Google Takvim ve Google'ın sunduğu bütün ürünleri kullanmaya başladık. Şu an muazzam bir ağ yönetiyoruz. Bütün üyelerimiz Google Kontak içinde. Vefat etmiş üyelerimizin anma mesajları da, o gün doğum gününü kutlayan üyelerimizin doğum günü mesajları da Google Suite'i kullanarak otomasyona bağlanmış vaziyette. Ne başkan, ne sekreter, ne sayman, ne bir başka görevliyi yormaksızın sonsuza kadar gidecek hale geldi. 2020 biraz daha yoğunlaştığımız, çıtayı yukarı çıkarttığımız bir dönemdi. Twitter, Instagram, LinkedIn ve YouTube hesaplarımızı ekledik. Zoom zaten hayatımızın olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Daha 2 haftayı geride bıraktığımız ya da 3 haftayı bulmayan, çok kısa bir süreyi geride bıraktığımız bu yılda 2 yeni aplikasyonu ekledik dijital parkımıza. Hepimizce malum WhatsApp'la ilgili yaşanan sıkıntılar ve endişelere alternatif olabilmesi için Etiler Lyons Kulübü'nün şimdi 2016'da devreye giren WhatsApp dışında 2021'de devreye giren Signal ve Telegram kanalları da var. Bütün mesajlar her 3 kanalda da tekrarlıyor. Bu birazcık üçünü de takip edenler için zor olabilir ama dileyen hangisinden çıkarsa çıksın ya da hangisini tercih ederse etsin. Sonuçta Etiler Lyons Kulübü üyeleriyle iletişim içinde olmaya devam ediyor. Üyeler yemin ettikten sonra bu kanallara kabul ediliyorlar. Çalışmalarımızdan, heyecanlarımızdan, coşkularımızdan haberdar oluyorlar ve kendi haberlerini de bize katıyorlar. Bu konuda atmaya hazırlandığımız fevkalade önemli bir adım da var. Az önce söylediğim gibi 50. yılını kutlayan bir kulüp, 50. yılının çalışmalarını 50 yıllık geçmişe yakıştıracak hale getirme gayreti içinde olan bir kulüp olarak sevinerek müjdeliyorum ki etilerlyons.com web sitesini açmak üzere de kollarımızı sıvadık. Bu konuda şu saate kadar iyi adayımız olan ama işte bir saat sonra üyemiz olacak sevgili Benek'le çalışıyoruz. Onunla birlikte aldık. Onun söylediği bilgiler dijital dünyada Bitcoin ile ilgilenen, teknolojiyi çok iyi kullanan bir bilgisayar mühendisi. Onun önermesiyle .com'u aldık. Onun ifadesiyle Etiler ya da Etiler Lyons aramalarında 1. ekranda ve başlarda olacağımız garanti diyebilirim. Com uzantısı sebebiyle. Burada tabii bizlerin bunu içeriğini nasıl oluşturacağımız çok önemli. Oluşturacağımız içerik konusunda çalışıyoruz. Bu birkaç gün içinde bu siteyle ilgili kodlamalarımızı tamamlayacağız. Beta testimizi yapacağız. Çünkü burada biraz Amerikanvari gidiyoruz. Böyle süs olsun, prestij sayfası değil. İşlevsel bir sayfa tasarlıyoruz. 2 tane temel fonksiyonumuz var. Üye ol, destek ol. Üye ol bizi arttıracak bir şey. Şu ana kadar en büyük üye kümesi LinkedIn'den geldi. Web sitesinden daha da büyüyerek geleceğini ümit ediyoruz. Destek ol'da da malum Türkiye Cumhuriyeti'nin mevzuatlarındaki sıklıkla yaşanan değişiklikler sebebiyle kendimizi hiç riske atmıyoruz. Somut olarak neyin desteğini veriyorlarsa bu bir kırtasiye paketi olabilir. Denemelerimizi yaptık geçtiğimiz aylarda. Leo yönetim çevremizin projesinde 60 ya da 70 civarında kırtasiye paketimiz vardı. Küçük kalpler, büyük umutlar. Onları benzer biçimde topladık. Sadece arada bizim web sitemiz yoktu. Şimdi web sitemiz üzerinden 7 gün 24 saat boyunca destek toplamaya devam edeceğiz. Öteki türlü toplantımız ve yazışma platformlarımızla sınırlıydık.
Bu dijital dünyada kat ettiğimiz mesafelerden sonra Maçka Lions Kulübü'nün davetlisi olarak verdiğim bir konferans var. Maçka Lions Kulübü'nün kurucuları andığı dönem, andığı gecede bana yer vermeleri, bana zaman ayırmaları müthiş bir lütuftu. Kulüp müthiş bir zarafet içinde Meral Başkanım'ın da önderlik etmesiyle Çekül'e adıma bir bağış yapıldı. Bu güzel bağış Top Ağacı Kulübümüzün gayretleriyle kurulan koru. Biz aslında bir taş attık ama ben Etiler Lions Kulübü'nü Maçka'ya taşıdım. Maçka Top Ağacı'na destek verdi. Top Ağacı şahane bir projeyle bizlere ilham verdi. Hani biri tuttu, biri temizledi, biri pişirdi diyebileceğim. Bütün bunları da sevgili Meral Silahtaroğlu Başkanım gerçekleştirdi. Kendisi aramızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Şimdi gecemizin en keyifli bölümüne sıra geldi. Bu keyifli bölüm, biraz da programımızın önünde gidiyorum çünkü zamanı da iyi kullanma gayretim var. Ben şimdi sizlere birçoğumuz tanıyoruz. Hatta belki bu akşam bu ekranda bulunanların yarıdan fazlası da kendisiyle doğrudan çalıştı. Ben sevgili Metin'i sizlere tanıtacağım. Metin Tutçuoğlu 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Taksim Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 2002 yılından beri Şişecam Holding bünyesinde insan kaynakları yöneticisi olarak çalışıyor. 1 Mayıs 2014 tarihinden bu yana da Anadolu Cam Eskişehir Fabrikası'nda insan kaynakları müdürü olarak görev yapıyor. Evli ve bir erkek çocuk babası. İngilizce öğretmeni olan eşi Nevin Tutçuoğlu, Bayrampaşa Leo Kulübü'nün eski başkanlarından ve halen de Mavi Aliç Lions Kulübü'nün üyesi. TED İstanbul Koleji'nde hazırlık sınıflarından sorumlu müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. 20 yaşındaki oğlu Kerem Tutçuoğlu ise Bordo Üniversitesi'nde hukuk fakültesinin öğrencisi. 2004-2009 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul İl Genel Meclisi üyesi seçilen ve 10. dönem İl Genel Meclisi üyesi olarak görev yapan sevgili Metin, 2001 yılından bu yana da Galatasaray Spor Kulübü'nün üyesi. Lions yaşamına baktığımızda birçoğumuzun az önce söylediğim gibi yakından bildiği, izlediği, temas ettiği ve çalıştığı sevgili Metin'in Lions yaşamı 10 Kasım 1991 tarihinde ziyaretçi olarak gidip geldiği Bebek Leo Kulübü'nde başlıyor. Bu toplantıların devamında 1992 yılında üye oluyor. Çeşitli görevler ve projeler üstleniyor. 1996-97 hizmet döneminde de Bebek Leo Kulübü'nün başkanı seçiliyor. Bir sene sonra 1997-1998 hizmet döneminde 118'te Leo Yönetim Çevresi Başkanı oluyor. Bu görevi tamamladıktan sonra da 1998 yılı Nisan ayında Bebek Lions Kulübü'ne üye olarak geçiyor. Bebek Lions Kulübü'nde de 2004 yılına kadar tüm görevleri yerine getirdikten sonra Metin 2004-2005 hizmet döneminde Bebek Lions Kulübü'nde başkanlık yapıyor. 1992 yılından 2011 yılına kadar da %100 devamlı ve Lions'a ilgili bir üye oluyor. Başkanlık dönemi sonrasında Uluslararası Lions 118T yönetim çevresinde Yerel Yönetimler Komitesi Başkanı olarak çalışıyor 2005-2006'da. İzleyen yıl Leo Kulüpler Komite Başkanı oluyor. Bu göreve doyamıyor. Ertesi yıl bir daha tekrarlıyor. Bölge Başkanı olarak 2008-2009'la bir yıl ara verip 2010-2011'de de Bölge Başkanı olarak görev yapıyor. 2010 yılında Bologna'da yapılan Senior Lions Leadership Institute çalışmalarına katılması uygun bulunuyor, gönderiliyor. İstanbul, Toulouse ve Helsinki'de yapılan Avrupa Leo Forumlarının yanı sıra Zürich, İstanbul ve Antalya'da yapılan Avrupa Lions Forumlarına da katılıyor. Pek çok ulusal Leo Preforum ve Forum'la birlikte Lions Konvansiyonu'nda da hazır bulunuyor. 2011 yılında iş yaşamının getirdiği mecburiyetler sebebiyle Lyons'tan bir süreliğine uzaklaşsa da kaldığı yerden devam eden değerli bir Lyon olarak bugün bizlerle 118K yönetim çevremizden Eskişehir Tepebaşı Lyons Kulübü'nün başkanı sevgili Metin Tutçuoğlu kardeşim, söz senin, paylaşımdan çıkıyorum ben. Teşekkür
Sayın Başkanım. Metin, sesin açık mı? Açık olması lazım. Sesim geliyor değil mi? Duyuyoruz. Duyuyoruz. Sayın Başkan, değerli Lyonlar ve Leolar, saygıdeğer konuklar. Öncelikle bu tören öncesinde bana Etiler Lyons Kulübü'ne ve değerli konuklarına hitap etme şansını verdiği için Hakan Türkkuşu Başkanıma, sevgili Hakan kardeşime ve nezdinde yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bugün yeni üye olacak adaylara hitaben bir konuşma hazırlamak istedim. Sevgili başkanım üye giriş töreni öncesi böyle bir konuşma yapmamı rica etti. Ben de belki ilginizi çekecek, belki sizleri biraz geriye götürecek bir konuşma hazırladım. Az sonra yapılacak törende 20 aday üye Lyon olarak aramıza katılacak. Ama ben konuşmamı bu özel akşamda biraz sonra yapılacak törenle bir Lyon olarak aramıza katılacak olan sevgili Melek Yiğit, sevgili Özgür Balkan, sevgili Leo Sercan Güzey ve sevgili Leo Kaan Uzunoğlu'na hitaben yapmak istiyorum. Bugün üyelik töreninizin ardından bir Lyon olarak gerek Etiler Lyons Kulübü'nde, gerek 118T Lyons yönetim içerisinde, gerekse Türk Lyonları ve dünyada gönüllülük hizmet eden tüm Lyonları ile karşılıksız hizmet yolculuğuna çıkacaksınız sevgili dostlarım. Bir Lyons Kulübü'nü güçlü kılan en önemli unsur üyeleridir. Bir kulübün üyeleri arasındaki arkadaşlık ve dostluk ne kadar güçlüyse o Lyons Kulübü o derece başarılı olur. Dostluk nedenle önemli diye sorarsanız eğer, karşılıksız hizmet eden kuruluşlara gönül verenler sadece manevi bir has peşindedir. Samimiyetin ve arkadaşlığın tesis edilemediği kurumlarda uyumlu bir ortam bulunamaz. Bu ortamın olmadığı sivil toplum kuruluşlarına da kimse katılmak istemez. Gönüllünün olduğu bir yere öncelikle dostlarınızı ve sevdiğiniz insanları görmeye gelirsiniz. Hiçbir gönüllü hizmet makinesi değildir. Lyons bütün dünyada muhteşem hizmetler üretse de makine gibi hizmet üreten bir kurum değildir. Dostluğun ön planda olduğu bir kurumdur. Bu dostluklar dünyada bu büyük hizmetleri geliştirmektedir. İşte ben size bugün tanımaktan büyük zevk duyduğum bir dost grubunu anlatacağım. Hakan Başkanım. Tam 30 yıl önce 1990 yılının başlarında İstanbul'da bir es vereceğim. Bu arada Hakan Başkan'la bir senkronizasyonu yakalamamız lazım. Sevgili Başkanım, adayları görüyorum. Evet. Evet. Ben bekliyorum. Tam 30 yıl önce 1990 yılının başlarında İstanbul'da yaklaşık yaşları 19 ile 23 arasında değişen bir arkadaş grubu oluştu. Bu gençler iyi üniversitelerde okuyan, arkadaş grupları içerisinde sevilen ve hem kendileri hem de toplum için bir şeyler yapmaya hevesli kişilerdi. Bir dernek çatısı altında birleşmişlerdi. Bu gençler her ay üyesi oldukları derneğin aylık genel toplantılarında bir konuk konuşmacı ağırlayarak bir konuda bilgileniyor ve kendilerini geliştiriyorlardı. Hepsi programlarını her ayın ikinci pazar günü saat 12'de başlayan bu toplantıya göre düzenliyordu. Genel toplantı dedikleri ikinci pazar toplantısından daha eğlenceli olan ise Eylül ve Mayıs ayları arasında 15 günde bir cuma günleri üyelerinden birinin evinde yaptıkları sohbet toplantılarıydı. Bu sohbet toplantılarında hem çok yemek yiyorlar, hem çok eğleniyorlar, hem de kulübün aktivitelerini konuşuyorlardı. Yeni üye adaylarını da en iyi burada tanırlardı. Mor koltuk adını verdikleri bölümde üye adayını epey terletirler ve kulübe uygun biri olup olmadığını anlamaya çalışırlardı. Sohbet toplantılarına ve genel toplantılara düzenli devam etmek, üye olabilmenin ilk koşulu olduğu gibi herkese iyi bir intiba bırakmak da ikinci koşuluydu. Başkanım, slide yürümüyor galiba bu arada. Kulüp içerisinde
seçim dönemlerinde yeni yöneticiler seçilirken sıkı bir rekabet yaşanmasına rağmen seçim sonrasında tüm üyeler başkan ve yönetimin arkasından hiçbir şey olmamış gibi devam ederdi. Kulüp bütün üyelerinde hep beraber yönetildiği için de seçilenler sadece üyelerin görüşlerini icra eden kişilerdi. Kulüp içerisindeki dostluk ve arkadaşlık çok yoğundu. Devamlı yakın yerlere doğa gezilerine giderler. Yaz aylarında yazlık yerlerde beraber zaman geçirirler. Eğlenmeye beraber çıkarlar. Beraber yemek yer, beraber içerlerdi. Bu gençler bu dernek çatısı altında neler yapmış diye sorabilirsiniz. Her sene düzenledikleri meslek tanıtım seminerleriyle 6 lisenin lise 2. sınıf öğrencilerine 21 adet mesleğin tanıtımını o branşta ülkemizde mesleğinin en iyi isimleri tarafından yaptırarak gençlerin meslek seçiminde bilinçlenmesini sağlamaya çalıştılar. Liselerde rehberlik bölümleri bugünkü kadar gelişmiş değilken 92 yıllarında bu vizyona sahiptiler. Bu aktiviteyle 1992 yılında Uluslararası Lions Kulüpleri Birliği'nden dünya çapında aktiviteler kapsamında üçüncülük ödülü aldılar. 1990'lı yılların başında her sene düzenlenen Engelli Çocuklar Olimpiyatları'nda her yıl gönüllü olarak görev yaptılar. 26 yaşında kaybettikleri rahmetli üyeleri Murat Topel'in projesi olan oyuncak borsası aktivitesiyle çocukların takas yoluyla oyuncaklarını değiştirmelerini sağladılar. Bu oyuncaklar içerisinde savaş oyuncağı olmasına izin vermediler. Birçok yerde ağaç diktiler ve çevrenin daha yeşil olması için uğraştılar. 1991 ve 1992 yıllarında küçük bayan basketbolcuların en iyilerini seçerek, amatör branşlarda spor yapan altyapı kadın oyuncularını yüreklendirerek sayılarını arttırmaya çalıştılar. Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı bünyesindeki Boğluca Çocuk Köyü'nde yaşayan çocuklara yılbaşı partileri düzenlediler. İşlerinden 3 tane Leon Çelesi Başkanı çıkarttılar. Bunlardan Cüneyt Aslanoğlu'nun teklifiyle 10 Nisan tarihi ülkemizde Ulusal Leo Günü olarak kabul edildi. Ayrıca 118'te Leon Çelesi Kurucu Başkan Yardımcısı Ergün Levent Uysal da bu kulübün üyesiydi. Birçok üyesi Leo Yönçesi kabinlerinde görev aldı. Kardeş kulüpleri Akatlar ve Ulus Leo kulüpleri başta olmak üzere birçok Leo ve Lyons kulübüyle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak aktiviteler düzenlediler. Bebek Tevfik Fikret Pansiyon İlkokulu başta olmak üzere birçok yerde göz ve sağlık taramaları yaptılar. Düzenli olarak 8 Ekim Dünya Lyons Hizmet Haftası'nda AK Merkez önünde kan verdiler. İstanbul'da düzenlenen Gençler Arası Değişim Programı'nda ve son kutlama gecesi olan Talent Night Show'da gönüllü olarak her sene görev yaptılar. Bütün ulusal ve olabildiğince Avrupa Leo Forumlarına katıldılar. İlk etapta aklıma gelen bu ve bunun gibi birçok aktiviteyle topluma hizmet ederken aslında bir genç olarak üniversite hayatlarının yanında kendilerini geliştirdiler. Şimdi onlara sorsanız bugünkü becerilerinizi, yetkinliklerinizi nerede geliştirdiniz diye büyük bölümü Leo kulüplerinde geçirdikleri zamandan bahsedecektir. Ama asıl onlar Leo kulüplerinde hayatları boyunca kopamayacakları dostlarını kazandılar. Senelerce görüşemeseler de ilk karşılaştıklarında bıraktıkları yerden aynı şekilde devam ettikleri dostları buldular. Çünkü gençlik dönemlerinde kurulan arkadaşlıklar sahte değildir. Daha durudur. Karşılık beklenmez. Bu dönemlerde kurulan arkadaşlıkların gerçek dostluğa dönüştüğünü ve neredeyse hayatın sonuna kadar devam ettiğini görürüz. Bu bahsettiğim genç grup, bu bahsettiğim dostlar 28 yaşına gelince Leo kulübünden yaş gereği ayrılmak zorunda kaldı. Üçü Lyon olarak Lyon'da yaşamaya devam etti. Bu genç ekip sırasıyla evlenmeye başladı. Çocukları oldu. Hatta bazıları ikinci eşleriyle evlendi. Bu sevinç ve mutlulukları da beraber yaşadılar. Dertlerini de, tasalarını da bu süreç içerisinde hep paylaştılar. Sonra da bir gün bu dostlar bir ateşlendi. Dediler ki, eski günlerdeki gibi güzel bir iş yapalım. Hani Zümrüt Anka Akşu var ya,
küllerinden doğar. Zümrüt anka kuşu gibi kendi küllerimizden tekrar doğalım ve güzel bir Lyons kulübünü oluşturalım. Leo hayatımızdan sonraki 20 senelik ekstra hayat tecrübemizle gene hem kendimiz hem de toplum için bir şeyler yapalım. Sevgili Melek, sevgili Özgür, sevgili Sercan, sevgili Kaan. Bu hikayesini anlattım dostlar. Bugün sizinle beraber aynı törende Lyon oluyor. Dostluklarını ve sevgilerini 30 yıldır benimle paylaşan dostlarım bu kişiler. Hayatta en sevdiğim insanlar. Unutmayın, dostluğun tesis edilemediği hiçbir gönüllü kurum uzun soluklu olamaz. Gönüllü insanlar sevdikleri yere devam etmek isterler. Sizler bugün tam 50. yılını idrak eden Etiler Lyons Kulübü'nün bir üyesi olacaksınız. Etiler Lyons Kulübü dostluk anlamında son derece başarılı bir kulübümüzdür. Sizler de bugün beraber Lyon olacağınız dostlarınız gibi katıldığınız Etiler Lyons ailesinde hem dostluğu bulacak hem de paylaşacaksınız. Bu sayede başarılı Lyonlar olarak topluma hizmette öncü olacaksınız. Ama benim için her şeyden öncesi mutlu bir insan, mutlu bir lider, mutlu bir dost, mutlu bir Lyon olacaksınız. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sevgili Başkanım, bu güzel konuşma için Lyons tutkusunu anlattığın, Lyon olmanın keyfini yaşattığın, hatta yeniden doğmanın nasıl bir mükemmellik olduğunu hepimizin anlamasını sağladığın için ben teşekkür ediyorum. Şahane bir konuşmaydı. Şimdi bu konuşmanın hemen arkasından sıcağı sıcağına üye kabul törenine geçelim. Ben hazırım başkanım. Başkanım, adayları tanıyalım mı? Bazen böyle teknik sıkıntılar hayatı zorlaştırabiliyor ama üstesinden geliyoruz. Adayları tanıyalım demiştin. Evet, adayları tanıyalım başkanım. Ben bu arada mesela şey diyeyim, bu adayların çoğu Leo olduğunda Leo Kulüpler Komite Başkanı sevgili Aysel Şakar abimizdi. Onun Leo Kulüpler Komite Başkanlığı'nda büyük keyif almıştık gerçekten. 91-92. Şimdi aranızda Bartı'yı görüyorum, Cüneyt'i görüyorum, seni görüyorum. ne güzel günlerdi. Evet sevgili başkanım, adayları ekrandan isimleriyle gördük. Başkanımız, sırada bir kabul törenimiz. Ben başlıyorum. Tamam. Sayın başkanım, Lyon dostlarım, sevgili Lyolar, değerli Lyon adaylarımız ve konuklarımız. Etiler Lyons kulübümüzün Lyons'a giriş ritüeli olan üye kabul törenine katılımınız için teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu onurlu görevi yerine getirmek için beni görevlendiren Etiler Lyons Kulübü Başkanı Hakan Türkkuşu Başkanıma nezdinde tüm yönetim kuruluna şükranlarımı sunuyorum. Bugün aramıza çok değerli 20 dostumuz katılacaktır. Onları daha fazla heyecanda bırakmamak için törene hemen başlıyorum. Törene başlamadan evvel de metnin arasında şöyle ufak bir girmek istiyorum. Bugünkü törenimizin en anlamlı özelliği, bugünkü törenimizin üzerinde güneş batmıyor arkadaşlar. Malezya'dan Amerika'ya uzanan bir üye giriş töreni yaşayacağız. Etiler Lyons Kulübümüzün küresel üyelik takım lideri, benim can dostum, sevgili Kayhan Aksever. Eski adıyla da üyelik komitesi başkanı olarak aramıza katılmak üzere olan adaylarımız ile ilgili gerekli hukuki ve Lyonistik araştırmanın yapıldığını konuklarımızın huzurunda doğrular mısınız? Doğrularım başkanım. Teşekkür ederim. Bugün aramıza birer Lyon olarak katılacak adaylarımızın kulübe adaptasyonu, üyelere tanıtılması ve kaynaşmasının sağlanması, kendisini ailemizin bir parçası olarak hissetmesi ve kulüp hizmetlerine aktif olarak katılımının sağlanması
küresel üyelik takım lideri veya üyelik direktörünün başkan ile birlikte tüm üyelerin birlikte göstereceği çaba ile mümkündür. Çok değerli üye adaylarımız, bu tören ile dünyanın en etkin ve güçlü hizmet kuruluşunun onurlu bir üyesi olarak insanlığa hizmet etme yolunda ilk adımı atacaksınız. Bu törenle 1917 yılında Melvin Johnson girişimleriyle kurulan ve 100 yıla aşkın bir süredir tüm dünyada 200'den fazla ülke ve coğrafi bölgede 40 binin üzerinde kulüpte yer alan 1 milyon 400 binden fazla Lyon ve Leo ile topluma karşılıksız hizmet eden uluslararası bir gönüllü kuruluşun üyesi olmaktasınız. Ülkemizde 1963 yılında Ordinarius Profesör Doktor Fahrettin Kerim Gökay'ın önderliğinde başlayan Lyons hareketi bugün 300'ü aşkın kulüpte 8000 kadar Lyon ve Leo üyesiyle içinde yaşadığımız topluma karşılıksız hizmet vermektedir. Lyons'un temelinde gönüllülük vardır. Tüm üyelerimiz sizin gibi topluma hizmet etmeye gönüllüdür. Bu nedenle üyelerimiz bizim için çok önemlidir. Maddi hiçbir beklentinizin olmadığı, tek beklentiniz insanlığa hizmet olduğu için yöresine, ülkesine, bayrağına sahip çıkmanın hazını yaşayacaksınız. Her yerde ve her koşulda Atatürk ilke ve devrimlerini savunacak, anlatacaksınız. Türk Lyons'u için bayrak, laik cumhuriyet, ülkemizin toprak bütünlüğü ve demokratik çağdaş yönetim biçimini ülkemize mal ederek bugün bu töreni yapabilmemizi sağlayan aziz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunmak en önde gelen hedeftir. Törenin bu bölümünde üye adaylarımızın topluma yapacağı hizmetlere ışık tutacak ve Lyons yaşamı boyunca yol gösterecek olan mumlarını yakmak için hazır olmalarını rica edeceğim. Tüm katılımcı Lyonlar adına başkanımızdan Lyons hizmet mumunu yakarak örnek olmasını kendi mumlarını yakmasını rica ediyorum. Mükemmel uyum, mükemmel koordinasyon. Hepiniz harika görünüyorsunuz. Mumları bir görelim. Onların fotoğrafını istiyorum. Şu an 3 ekranın üstündeyiz. Görüntüleri almam zaman alabilir. Çok teşekkür ediyorum. Ben bir rest verdim. Siz devam deyince başkanım devam edeceğim. Fotoğraflar tamamdır. Teşekkür ediyorum. Dileriz ki bugün yaktığımız bu ışık yaşamınız boyunca yolunuzu aydınlatsın. Son kez üye adayımız olarak seslendiğim değerli dostlarım. Şu anda törenimizin çok anlamlı bir bölümündeyiz. Okuyacağım Lyons üyelik andını dikkatle dinlemenizi ve andın sonunda benden çok daha gür bir sesle söz vermenizi istiyorum. Toplantımızın online bir toplantı olduğu düşünülerek üye andını benden sonra tekrar etmeyeceksiniz. Mikrofonlarınız kapalı olacak ama mikrofonlarınız kapalı olsa da olduğunuz yerde lütfen üye andını sizler tekrar edin. Ancak en sonunda sözü hep beraber isteyeceğim. Orada da lütfen bana uyunuz. Üye andını okuyorum. Lyons tüzük ve yönetmeliklerine, Atatürk ilkelerine ve Lyons kurallarına bağlı kalacağıma, İnsanlığın barış ve mutluluğu, ulusumuzun güvenliği, refahı ve yücelmesi için çalışacağıma, insanlık ülküsüne, Lyon ve Leo kardeşlerime her zaman ve hiçbir karşılık beklemeden bağlı kalıp hizmete hazır olacağıma, Lyons'u kişisel yararlarıma asla aracı etmeyeceğime, toplantı ve çalışmalara katılacağıma, yöneticiler tarafından verilecek görevleri eksiksiz yerine getireceğime. Sevgili aday üyeler, hepiniz mikrofonlarınızı açar mısınız? Sizden bir söz isteyeceğim.
benden sonra söz vermek isteyenlerin söz vermesini rica ediyorum. Birliyon olarak söz veririm. Birliyon olarak söz veririm. Teşekkür ederim. Lütfen mikrofonlarınızı kapatınız. Metin kapalı mikrofon. Anladığım kadarıyla unmute oldu. Evet, şu anda duyuluyor herhalde. Sevgili Leon dostlarım, artık size Leon dostlarım diye hitap edebilirim. Sevgili Leon dostlarım, sizinle bugün burada olmamızı sağlayan, size kılavuzluk yapan öğrencileriniz Leon Hakan Türkkuşu, Leon Kayan Aksever ve Leon Metin Tutçuoğlu. Şimdi sizden de bazı konulara söz almak istiyorum. Siz bir öneren olarak önerdiğiniz üyeye önümüzdeki bir yıl içinde Leon'su öğretmeye çalışacağınıza, her toplantıya ve çalışmaya davet edeceğinize, toplantıya katılmama sebeplerini öğrenerek yardıma koşacağınıza, onun kulüp amaçlarına ve çalışmalarına katılmasına, yükümlülüklerini yerine getirmesine, başarılı, ilgili ve bilgili bir Leon olması için çalışacağınıza söz verir misiniz? Hakan Türkkuşu Başkanım. Söz veririm. Sevgili Kayan Aksever'le dostum. Söz veririm. Ben de söz veriyorum. Yeni üyelerimiz, Uluslararası Leon Kulüpleri nezdinde tanındıklarının belgesi olan Uluslararası Başkan ve Etiler Lyons Kulübü Başkanımızın imzaladığı sertifikalarını aldılar mı? Aldılarsa gösterebilir misiniz? Bir saniye öyle kalalım. Ekran görüntülerini alıyorum tekrar. Harika. Cüneyt, seninki silik çıkmış, okunmuyor. Evet, teşekkür ediyorum. Tamamdır. Sıra geldi rozetlerin takılmasına. Rozetleriniz sizlere ulaştırıldı. Lütfen yakınıza takınız ve hiç çıkartmayınız. Özellikle çift olarak üye olan dostlarımız var. Onların birbirlerine rozetlerini takması çok daha anlamlı olacaktır diye düşünüyorum. Öneren Leonlar, bu katkınızı unutmadık. Sizler de bundan sonra böyle sadece Leon değil, üye öneren birer Leonsunuz. Sizin için altında bunu ifade eden sponsor yazan rozetlerinizi takmanızı rica edeceğim. Ve Kayan kardeşimde de muhakkak vardır. Kıymetli yeni üyelerimiz, biraz önce yakınıza Leon rozetinizi taktınız. Bu rozeti ülkemizin her yerinde ve dünyanın tüm ülkelerinde gururla taşıyacaksınız. Lyons rozetleriniz, Lyons felsefesini temsil eden ve dünyadaki tüm Lyonları birbirine bağlayan bir sembol ve ortak bir değerdir. Günlük yaşantınızda cesur olmalısınız. Yeni bir fikir getiriyorsanız, doğruyu savunuyorsanız, kötülüklerin karşısındaysanız bunları savunacak cesareti göstermelisiniz. Tüm güçlüklere göğüs gererek, ülkemize ve topluma vereceğiniz hizmetler için sizleri şimdiden kutluyor, üyeliğinizin siz Leon ve toplum, Leons ve toplum için hayırlı olmasını diliyorum. Sözlerimi de sizi birer Leon olarak selamlayarak ve hoş geldiniz diye sonlandırıyorum. Bu arada bu ekibi gerçekten çok seviyorum. Sayın Başkanım, bana verdiğiniz üye kabul töreni yönetme görevim burada sona erdi. Hayatımda 30 yılımı paylaştığım dostlarımın ve 4 değerli dostumun
bu seneki mevcut 118 TL öncesi başkanının üyelik giriş törenini yönettirme görevi benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir gurur ve çok büyük bir mutluluktu. Bu güzel geceye renk katan herkesi ümit, inanç ve sevgiyle şans dileyerek en içten Lyon sevgi ve saygılarımı selamlıyorum. Değerli başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Hem görevi kabul ettiğiniz için, hem eşsiz bir konuşma hazırladığınız, Lyon tutkunuzu dile getirdiğiniz, yeniden doğmayı anlamlandırdığınız için bizler teşekkür ediyoruz. Bir de böyle bir zor ortamda, dijital platformda bu görevi kabul etmek hakikaten zor bir sorumluluktu. Eksiksiz bir kusursuz yerine getirdiniz. Şimdi üyelerimizin seslerini duyalım istiyorum. Üye giriş töreni bittiğine göre her biri birer Lyon olarak, her biri birer Lyon olarak bizlere kendi seslerini duyursunlar. Bu görüntüleri ekrana getirirken sizlerden az önce tarif ettiğim gibi sağ üst köşede view yazan bir yer var. Sadece speaker tarafını açarsanız ekran paylaşımı sırasında konuşan arkadaşımızı da, konuşan yeni Lyon'u da ilk sözlerini hem kendi yüzünü görerek hem de sesini duyarak yakalama fırsatımız olacak. Evet, ben alfabetik sırayla gideceğim. İlk sözü sevgili Berna'ya veriyorum. Berna Boragan, insan kaynakları profesyoneli, yaşam koçu, pozitif ötesi, neşeli, güler yüzlü ve Bora'nın annesi. Ne kadar güzel bir tarif. Çok teşekkür ederim. Valla o kadar çok heyecanlandım ki şu anda hitap bile edemiyorum. Edemeyeceğim. O yüzden de aklınıza sığınıyorum. 1992'lere gittim. Gözlerim doldu. Ve neler neler yapmışız. İyi ki de yapmışız. Bugün ekranlarda çok sevgili büyüklerim var. Ama özellikle ikisini şu anda çok kucaklamak istiyorum. Keşke Covid olmasaydı ve bir araya gelseydik. Sevgili Oya Sebük ve sevgili Füsun Kantemir, sizleri de burada gördüğüme acayip memnun oldum. Son derece heyecanlıyım. O yüzden de daha fazla da lafı uzatmak istemiyorum. Beni de aranıza aldığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum Metin, sana ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Yolumuz açık olsun. Çok keyifli, nice güzel işlere imza atacağımıza çok eminim. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Berna. Evet. İstanbul Emlak Kralı. İstanbul Emlak Kralı. Saçlarından dolayı Mary. Neşeli mi neşeli? Hayat boyu pozitif, gerçek dost her an yanımda. İrem ve Gizem'in babası. Vallahi teşekkür ederim Metin kardeşim. Hakan Başkanım çok teşekkürler. Tabii heyecan dorukta beni en çok mutlu eden de Lyon ailesiyle tekrar kavuşmak. Ama en güzel tarafı da ekrandaki hemen hemen herkesi tanıyor olmak. Lyon'un tarihi var burada. Hakan Başkanım, bilmiyorum farkında mısınız? 50. yılınıza nazar değmesin. Lyon'un tarihini yazan bütün konsey başkanlarım, genel yönetmenlerim hepsi ama hepsi burada. Ben Lyon Kulüp Başkanlığı da yaptım. Yönetim Çevresi Başkanlığı da yaptım. O yüzden de Kaan kardeşimi de kutlamak istiyorum. Şu anki Lyon Yönetim Çevresi Başkanı. Oya ablaya ayrı bir teşekkürüm var. Bizi cesaretlendirdi. Çünkü niyetimizi önce onu anlattık. Hakan Başkanım, size çok teşekkür ediyorum. Bize kucak açtınız. Bebek Lyon'su tekrardan yaratmak, daha doğrusu anısını canlandırmak, o anka kuşu gibi Metin kardeşimin bahsettiği, tekrar hayata geçirmek çabamız var. Kucak açtığınız için binlerce kez teşekkür. Hepinizi seviyorum. Teşekkür ederim. Evet, sıra Didem var. Sevgili Didem, söz senin. Didem İzge. Ama önce Metin şeyler ekleyecek.
organizasyonların kraliçesi, mutfakların efendisi, yaptıklarını yiyemeyecek kadar da kuvvetli iradeli, gerçek bir dişi kartal, sevgili Hasan Taş abimizin yeğeni ve kuzeyin annesi. Söz senin Didem. Mikrofonu açman gerekecek. Tamam. Çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Gerçekten çok heyecanlı bir gece. Yıllar önceye gittim. Aynı diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi. Benim de Leo maceram 92-93 yıllarında başlamıştı. İlk Gençler Arası Değişim Programı ile Japonya'ya gittiğim zaman rahmetli dayım Hasan Tutaş öneyok olmuştu Akatlar Lions Kulübü'nden ve onun sayesiyle Leo ve Lions ailesiyle tanıştım. Japonya'ya gidip geldikten sonra Akatlar Lions Kulübü'nde o 1,5 aylık Japonya maceramı anlattıktan sonra Lions Kulübü'ndeki tüm üyeler sen bir kulüp kurarsın diye benim sırtımı sıvazlamışlardı. Gerçekten de arkasından gelen ilk yıl kulübümüzü kurmuş, ben de kurucu başkan olmuştum. Sonrasında tekrar başkan oldum. Sonra yönetim çevresinde görev aldım. Buradaki çok değerli Lions büyüklerimle çalışma şansı elde ettim. Oya Sebük'le beraber çok keyifli projelere beraber çalıştık. Çok tekrar onu selamlarımı iletiyorum. Buradaki bütün arkadaşlarım, ben her ne kadar Akatlar Leo Kulübü'nden olsam da Bebek Leo Kulübü'nün bir fahri üyesi sayılırdım. Onların tüm toplantılarında, sohbet toplantılarında neredeyse biz de vardık kulüp olarak. Çok heyecanlı bir gün. Leo andını içerken gerçekten çok heyecanlandım. Yaklaşık 20 senedir bu andı bir fiil söylemiyordum. Ama bir Leon olmak, artık Leo'luğu aşıp Leon olmak ayrı bir heyecan kattı bugün bana. Sevgili Metin, Cüneyt, böyle bir girişim için geldikleri zaman canı gönülden evet dedim. Ve çok mutluyum sizlerin aranızda olmaktan. Hakan Başkanım, çok teşekkür ederim bizleri kabul ettiğiniz için kulübe. Umarım vatanımıza, milletimize, Lions ailesine ve gerçekten ilerideki gençliğe örnek olacak şeyler yapma imkanımız olur bu kulüp çerçevesi içerisinde. Biz çok kuvvetli bir dost grubuyuz. İnanıyorum ki bu dostluk yapacağımız işlerin de aynısı olacak diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Biz teşekkür ediyoruz Didem. Sırada Elif var ama ilk sözü Metin'e veriyorum, sonra Elif seni dinleyeceğiz. Uluslararası projeler canavarı. Arkadaş grubunda ilk evlenen, arkadaş grubunda ilk yurt dışına göçen, İsveç, Türkiye, Malezya ülkelerinde yaşayan, şu an saat gece 2'de Malezya'dan toplantıya katılan, her daim güler yüzlü, her daim dost canlısı, Batuhan, Hakan ve Sagan'ın annesi. Merhaba hepinize. O kadar duygulandım ki söyleyecek kelime bulamıyorum şu an. Anılar canlandı gözümün önünde. Sizinle yaşadığımız o mutlu anlar, yaptığımız çalışmalar, onlar beni, dediğin gibi Metin konuşmanda, hakikaten beni yurt dışında da o çalışmalara daha çok itti. Bunun için Leo'lara, sizlere, dostluğunuza çok teşekkür ederim. Her zaman yanımda oldunuz, her zaman benimle beraber güldünüz, ağladınız, zor günlerimde yanımda oldunuz. İyi günlerimde benimle beraber sevinci paylaştınız. Bu çok güzel bir duygu tabii ki. Şu an ne yazık ki isterdim ki ailem de arkamda benimle beraber olsun ama şu an saat 2'yi geçiyor ve hepsi uykuda. Arada bir küçüğümün sesini duyuyorum ama onun haricinde şu an hala çalışıyorum insan hakları üzerine. Yurt dışında birçok ülkede insan hakları üzerine çalışmalar yaptım. Bunlardan bir tanesi de resimde gösterdiğin European Union Monitoring Mission.
Gürcistan'da bu resim. Bunun haricinde iki oğlum çok güzel futbol oynuyor ve onlara da bugün söyledim sizinle bir toplantı yapacağımızı. Hatta dedim ki belki kim bilir Türkiye'de Galatasaray ya da Fenerbahçe ile oynarsınız. Şu an Malezya takımında oynuyorlar. Bunları tekrar onlara resimlerle gösterdim. Tekrar sizlere anlattım. Bu müthiş bir gün oldu benim için. Her şey için çok teşekkür ederim Metin'cim, Cüneyt'cim. Beni tekrardan arayıp bu girişime tekrar sokmaya çalıştığınız ve tekrar bir grup konuşamıyorum yani. O kadar heyecanlandım onu söylemek isteyeyim. Müthişsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Umarım Malezya'dan bir şeyler yapabilirim. Çünkü Türkiye'ye ne yazık ki sadece yaz zamanı gelebiliyoruz. Kış zamanı genelde Malezya bölgesindeyiz. Ama umarım İsveç ya da Malezya ya da herhangi bir ülkede tekrardan Türkiye'de dahil olmak üzere buluşma imkanımız olur ve hepinizle tekrardan beraber olma imkanımız olur. Teşekkür ederim tekrardan. Sırada Enis var. Ama önce söz sevgili Metin Başkanım. Evet, İzmir'den çıkan, İstanbul'da büyüyen, New York, Virginia, Texas, Memphis maceralarından sonra şimdi Chicago'da yaşayan, hayatta her daim çok farklı bakabilen, basketbol ve futbol düşkünü, gerçek bir Galatasaraylı, Batı ve Milan'ın babası. Teşekkür ederim. Başkanım, konsey başkanlarım, genel yönetmenlerim, Lyon büyüklerim diyorum ama tabii bu Leo'dan kalma bir alışkanlık. Biz de artık Lyon olduk bu arada. Metin'cim, Metin Başkanım çok teşekkür ederim. Sunumun için, üye giriş töreni için, Cüneyt Başkanım, ben ayrıca teşekkür ediyorum. Bu oluşumun içine beni dahil ettiğiniz için böyle bundan bir ay evvel, bir buçuk ay evvel telefonla konuşup. Aslında tabii bu grup hep beraber hali hazırda. Türkiye'dekiler için bahsediyorum. Hep Instagram'dan, Facebook'tan falan görüyorum. Ama tabii ben 20 yıldır yurt dışındayım. Bu oluşumun, bu camianın dışında kalmıştım. Beni tekrardan bu çatının altına aldığınız için gerçekten onur duyuyorum. Sunum slaytlar esnasında ayrıca gördüğümüz rahmetli Başaran abimizin ruhu şad olsun. Murat'ımızın ruhu şad olsun. Onlarla çok güzel şeyler yaptık zamanında, bahsi geçtiği gibi. Umarım tekrar Bebek Lions, Bebek Leo zamanlarımızdaki gibi yine efsane aktivitelere imza atabiliriz. Bu beraberlikten çok mutluyum. Her şey gönlünüzce olsun. Tekrar görüşmek üzere. Evet, şimdi sırada Erel var. Gene söz önce Metin'in. Evet, gene Amerika'dayız. Elektronik ve yazılım dehası. Her daim ekibin en yakışıklısı. İstanbul'dan Kanada'ya, Kanada'dan da Boston'a geçen ve Boston'da yaşayan. Hep mütevazi ama bir o kadar başarılı. Ömer ve Yağmur'un babası. Sağ ol Metin'cim, çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, 95-96 yılları civarında Bebek Lyon üyesiydim ve çok güzel arkadaşlıklar, tecrübeler edindim hep beraber. Yani hala unutamıyorum o günleri. Sonra Kanada'ya yerleşince koptum fiziksel olarak ama her zaman kalbimdeydiniz. Şimdi Amerika'da yaşıyorum ve yeniden hep beraber olma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ ol. Biz teşekkür ediyoruz Erel. Evet, sırada Ergin var. Ergin Levent Uysal ama söz Metin'in öncelikle. Ergin'im. Kulübün ikinci lejyoneri. Almanya'da kralı Drakula'nın en yakın arkadaşı.
her daim yerinde duramayan, hep enerjik, hep değişik, hep enteresan. Gençliğinde çapkın şimdi kuzu, kahvaltılarındaki reçelleriyle ünlü, Melisa, Renan ve Ela'nın babası. Teşekkür ediyorum Metin Başkanım. Ben de aynı hataya düşecektim. Enis sayesinde kendime geldim. Değerli Leo kardeşlerim, Lyons büyüklerim diyecektim. Çünkü ben hep Leo kalabilmek adına hiç Lyons ailesine dahil olmayı düşünmemiştim. Öncelikle bu fırsatı verdiği için Hakan Türkkuşu başkanım liderliğinde Etiler Lyons ailesine çok teşekkür ediyorum. Buradaki katılan arkadaşlar içinde en eski Leo'yum. Sevgili Bartu Özalp var. O benden de eski bir Leo. Sizlerin desteğiyle Lyons hayatıma alışacağımı düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Evet, sırada Gülçin var. Gülçin'den önce söz Metin'e. Gerçek bir prenses. Kalbi iyilik dolu. Az ama öz konuşan. Taşı tam yerinde gediğine koyan. Artık neredeyse bir basketbol antrenörü olacak kadar basketbol antrenmanlarına katılmış. Emre ile Elif'in annesi. Annem mi annesi mi? Çok güzel. Yumuşak. Teşekkür ederim Metin. Çok güzel şeyler söyledin. Herkesle tekrar bir arada olmak benim için çok güzel. Çok mutluyum. Kısa keseceğim. Herkese teşekkür ederim. Hakan Başkanım size de teşekkür ederim. İnşallah çok güzel şeyler yapacağız hep birlikte. İyi akşamlar. Teşekkürler Gülçin. Sırada Gümüz var. Ama önce Metin tabii. Ekibin Trakya kanadından, suyun öbür tarafından, asla yerinde duramayan, her daim harekete hazır, gerçek bir dışık kuş, evini her daim diri tutan, ama her şeyden evvel harika bir dost. Alara ve Can'ın annesi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başta Hakan Başkanım ve Etiler Lyons ailesine. Gerçekten çok heyecanlandım. Hele Metin'in videosunu seyredince kendimi bile resimlerde tanıyamadım. Epey bir zaman geçmiş. Dostluklarımız hala devam ediyor. Çok güzel şeyler yapmıştık. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Barbaros Leo adayı, üye adayı olan kızımın da gerçekten bu aileye girmesi için aynı desteği ona göstereceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler Gümüş. Evet, sırada sevgili Kaan var. Kaan hobileriyle öne geçen Leo Yönetim Çevresi Başkanımız. Şanssız bir dönem, hiç böyle yüz yüze toplantı yapamadı desem yeridir. Bir devir teslim yaptı, onun dışında her şey uzaktan ekrandan oldu. Sık sık sosyal medyada motosiklet üzerinde o göstergenin yanlış olduğunu varsayıyorum. Olağanüstü hızlarla görüntülerini görüyorum. Davulu başında dinleme şansım olmadı. Birlikte kayma fırsatımız da olmadı ama Kaan'ın bir Leo olarak gelip Lyon Leo olarak devam edip çok başarılı bir Lyon olacağına inanıyorum. Söz senin sevgili Kaan Başkan. Mikrofonu açman gerekecek. Hakan Başkanım çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Kaan Uzunoğlu. 2012 yılından beri Leo'yum. Yeniköy Leo Kulübü'nde faaliyet göstermekteyim. Bunun dışında kulübümde çeşitli görevler aldım. Yönetim çevresinde çeşitli görevler aldım ve bu senede yönetim çevresi başkanlığını yürütmekteyim. Ya açıkçası şöyle ki, benim Lyon olma konusunda aşırı bir niyetim yoktu. Böyle
herhalde Leoluğumu tamamladıktan sonra biraz daha uzaktan devam ederim diye planlıyordum ama özellikle hem Hakan Başkanım'la tanıştıktan sonra hem de Etiler Lyons ailesindeki herkesin ne kadar kalifiye, ne kadar bana çok yüksek katkılar sağlayabilecek, ne kadar eğlenceli insanlar olduklarını gördükten sonra bu fikrimi değiştirdim ve Etiler Lyons'un bir parçası olmaya karar verdim. Ya umarım ben de bu aileye ufak da olsa bir katkıda bulunabilirim. Tekrar söz verdiğin için çok teşekkür ederim Hakan Başkanım ve bu toplantıda emeği geçen bütün Etiler Lyons ailesine tekrardan teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum Kaan Başkanım. İyi ki varsın, aramızdasın. Sevgili Kaan'dan sonra sıra sevgili Makbule'de ama yine söz metinli. Gerçek bir frankofon işletmeci, bankacılık uzmanı, hayatta her daim güler yüzle ve anlayışla bakan, gerçek bir polyanna, ne zaman arasan yanında olan iyi insan, güzel dost, Ali Tolga ve Ayşe'nin annesi. Söz senin Makbule. Metin, ne kadar güzel şeyler söyledin. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Etiler Lyons ailesine beni aranıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok duygulandım. Müthiş bir ortamdı. Benim Leo geçmişim çok kısa sürdü. 89-92 sonlarında galiba 93, 89-93 yılları arasında bebek Leo'daydım. Çok güzel arkadaşlarım oldu. Ama iş hayatına diğerlerinden erken başlamamdan dolayı ara vermek zorunda kaldım. Ama hiçbir zaman kopmadım onlardan. Her zaman beraber olduk, hep görüştük. Çok güzel dostlarım oldu onlarla, dostluklarım oldu onlarla. Şimdi bu teklif geldiğinde Cüneyt'ten çok mutlu oldum. İnşallah yüzümün akıyla çıkarım Beş'ten. Sizlerle birlikte tekrar eski günlerdeki o muhteşem aktiviteleri yapacağımız için çok heyecanlanıyorum. İnşallah bu şey bitecek, bu karantina günleri bitecek ve biz bir arada çok güzel şeyler yapacağız. Çok teşekkür ediyorum Hakan Başkanım, söz verdiğiniz için de. Görüşmek üzere. Hakan Başkanım, çok teşekkür ediyorum Makbule. Ben teşekkür ederim. Sırada sevgili Melek var. Melek kulübümüzün en genç üyesi olacak. Bilgisayar formasyonuna sahip olmanın dışında iktisadi açıdan da fevkalade geleceği güçlü olan bir ürünle ilgileniyor. Türkiye'deki Bitcoin grubunda, Bitcoin konusunda birçok sosyal medyada oturumları yönetiyor, moderatörlük yapıyor. Sevgili Meleğin bize yol göstermesiyle beraber dijital dünyada bugüne kadar geldiğimiz şeyleri katlayarak büyütmeyi, arttırmayı hedefliyoruz. Evet Melek'ciğim, söz senin. Çok teşekkür ederim. Söyle. Önce mikrofonu. Sesim geliyordur umarım. Ben biraz utandım açıkçası çünkü benden önce konuşan herkesin bir Leo geçmişi vardı. Benim ise ilk deneyimim olacak. Daha önce tanımadığım için pişmanım. Biraz kendimi hep akademiye ve okula odaklamış biri olarak çok şey kaçırdım. Umarım sizinle beraber bu eksiğimi tamamlayacağım ve daha güzel projeler yapacağımıza inanıyorum her alanda. Çok mutluyum aranızda olmaktan. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Melek. Sırada Melih var ama söz Metin'in. Grubun finansçısı, uzman balıkçısı, iyi danışman ve iyi sayman, yerinden kaldırmak için vinç gereken ama ne zaman ararsan yanına koşan, gençlere Alman liginden uzak durun diye, oğlu gibi cimbomlu,
O da Kuzey'in babası. Metin'cim çok teşekkür ediyorum güzel sözlerin için. Sevgili başkanım, öncelikle sizlere çok teşekkürler bu fırsatı, imkanı tanıdığınız için. Benim için her şey sevmekle başlıyor. Aslında işin özüne bakarsanız bu işi, bu camiayı bana sevdirenlere bakmak lazım. 92 senesinde sağ olsun Bebek Leo Kulübü beni kabul ettiği an itibariyle hayatımda çok güzel, çok olumlu, çok keyifli değişimler oldu. Sağ olsun şu anki bütün arkadaşlarım da ağırlıklı olarak orada ve telefon fikrimi açtığım zaman ilk beşin ilk dördü yine şu anda mevcutta burada bulunan insanlardır. Dolayısıyla onlara da bu işi sevdiren olarak ben çok çok teşekkür ediyorum. Vardık, devam ediyoruz, devam da edeceğiz. Çok da büyük keyif alacağız. Bundan da eminim. Tekrar çok teşekkürler, iyi akşamlar. Çok teşekkürler Melih. Sırada sevgili Mine var. Önce söz Metin'in tabii ki. Yılların insan kaynakları profesyoneli ama gerçekten insan uzmanı. Hayatta her daim güler yüzlü mü dersen, evet güler yüzlü. En ufak aksiliği bile pozitif duruma çevirmeyi bilen, kalbi hep iyilik dolu, gençler arası değişimin kulüpteki gerçek temsilcisi. Mikrofonu da açarsan yine. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Orada olsam kim bilir neler olur. Metin'cim çok teşekkür ederim güzel sözlerin için. Çok heyecanlıyım. Aynı sizlerle birçok arkadaşımla artık çocukluk arkadaşlarım 1991 yılında tanıştığım gibi. Leo olmak benim hayatım için çok önemli bir dönemdir. Sonraki dönemimde yurt dışında yaşadığım ve iş hayatım döneminde hatta yurt dışındaki eğitimim sürecinde burs almamın sebebinin bile ben bu süreçte yaptığımız faaliyetler, sosyal sorumluluk çalışmaları, dostluklar ve çok kolaylıkla proje nedir ifadesini tanıtabilme gücünü de bulduğumu düşünüyorum. Ve hayatımın sonraki bütün dönemlerinde de hep bunu yaşadım ve gördüm. Benim için muhteşem bir hem deneyim hem dostluk her şey. Aynı şekilde demin arkadaşlarım da ifade etti. Cüneyt arayıp konuştuğu zaman artık sözü bitsin ve yes, evet demek istiyorum, ben de başlamak istiyorum. Heyecanlı, o kadar mutlu oldum ki onun için. Öncelikle onların bu enerjisiyle aynı eski günlerde kaldığımız yerden devam ediyoruz çabaları için. Onlara hepinizin huzurunda çok teşekkür ederim. Ve bu konunun gelişmesi ve bizlerin burada hep birlikte olmamızı sağlayan bütün herkese de çok saygı ve sevgi ve teşekkürlerimi ifade etmek isterim. İnanıyorum ki o zamanlar çok kısıtlı bir sürecimizde kısıtlı şeylerle çok güzel şeyler yapmıştık. Şimdi inanıyorum çok daha güzel şeyler yapacağız ve bundan dolayı da heyecanımı tekrar ifade etmek istiyorum. Hakan Başkanım teşekkür ederim. Metin Başkanım çok teşekkür ediyorum ifade ettiğiniz için beni. Saygı ve sevgilerim herkese. Çok teşekkürler Mine. Sırada sevgili Özgür var. Özgür dünya güzeli bir insan. Tiyatroyu seviyor. Safkan bir Atatürkçü. Bosna Sancak Derneği'nin başkan yardımcısı. Sosyal sorumluluk projelerinde vazgeçilmezimiz olacağını ilk günlerden, ilk tanıştığımız andan itibaren yakaladığım çok değerli, çok genç bir arkadaşım. Evet, söz senin sevgili Özgür. Çok teşekkür ederim sevgili başkan. Böylesi büyük ve güzel bir ailenin mensubu olduğum için, dahil olduğum için ve esas mottosu hizmet olan bir ailenin üyesi olduğum için gerçekten çok mutluyum. Yine tecrübelerden dinlediğimiz, başarı hikayeleriyle dinlediğimiz, büyüklerimizden aldığımız o heyecanla, online olmasına rağmen toplantının yaşadığımız o heyecan, 50. yılını kutlayan kulübümüzün hem 50. yıl kutlamalarında hem ileriye dönük de başarıyla hizmet edeceğimize en güzel ümit verici
yol gösterici oluyor bizlere. Heyecandan dolayı da özür diliyorum herkesten. Saygı ve sevgiyle selamlıyorum herkese. Sağ olun. Biz senin heyecanlarını seviyoruz kardeşim. Evet, sırada Özlem var. Ama mikrofon Metin'in. Hayatı İstanbul'dan başlayan ve şimdi güzel Konya'da yaşayan, televizyon ekranlarında geri planı kraliçesi, muhteşem montajlarıyla bize harika işler izlettiren, hep soran, hep sorgulayan, daima en iyi bulmaya çalışan, her zaman çok iyi, her zaman güleç yüzlü. Evet, teşekkür ediyorum. Söz senin Özlem, mikrofonunu açarsan. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Geliyor mu sesi? Evet, gayet iyi. Öncelikle sizlere, artık Lyon büyüklerimiz diyemiyoruz biz de Lyon olduk madem ama tüm katılan, toplantıya katılan herkese iyi akşamlar diliyorum. Biz 90'lı yıllarmış şimdi bakınca hakikaten fotoğraflara çok duygu yüklendik hepimiz. 90'lı yıllardan bu yana hiç iletişimimiz kopmadı, hep görüştük ettik ama biz hep çok eğlenen, çok birlikte vakit geçiren, güzel zaman geçiren bir kulüp olduk. Ama bunun yanında biz hep bunlarla değil de aktivitelerimizle konuşulduk. Bunlarla böyle bir fark yarattık. İnşallah Etiler Lyons'ta da amacımız bu olur. O amaçla ben özellikle katılıyorum. Cüneyt'e de buna örnek olduğu için teşekkür ediyoruz. İnşallah çok güzel organizasyonlarda buluşmak üzere diyorum. Hatta başkanım size de sağ olun buna örnek olduğunuz için, bize yardımcı olduğunuz için. Teşekkürler. Herkese başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hepimize kolay gelsin. Aynen. Evet, sevgili Selin, sözü sana vermeden önce Metin'den seni tanıtmasını rica edeceğim. Süper mimar, gerçek bir ressam, sanat gurusu, en ufak detayları gören, kadını her zaman en güzel savunan ve ön planda olması için çalışan. Yalın ve Fora'nın annesi. Metin'ciğim teşekkür ederim. Senin öncelikle mikrofonunu açarsan. Geliyor herhalde sesi. Evet. Metin'ciğim teşekkür ederim öncelikle sana güzel sözlerin için. Hakan Başkanım, sevgili Etiler Lyons üyeleri ve benim için her daim bebek Leo olarak anacağım ve şimdi de Etiler Lyons'ta buluştum sevgili dostlarım. Benim için Leo olmanın, Lyon olmanın en önemli özelliği o gencecik yaşlarımızda, daha hayata yeni başladığımız dönemlerde o birlik ruhuydu. O birlik ruhunda hem eğlencenin, hem fikir üretmenin, hem bunu meydana getirmenin ilk tohumlarını attık ve eminim hepimizin de hayatında çok büyük etkileri oldu. Sağ olsun Cüneyt, Metin ve Kayhan buna aracı olduğunda ben çok büyük bir heyecanla katılırım dedim. Hem de hiç aklımda yokken açıkçası. Ve şunu hatırladım, fotoğraflardan tabii hepimiz gibi ben de çok heyecanlandım. Metin'in dediği gibi ben o senelerde de hep böyle sanat kültür komitesinin başkanlığını yapıp o şeylerde, aktivitelerde hep üyeleri toparlamaya çalıştığımı hatırladım. Ben o zamanlar mimar olma çabası verirken seneler sonra ressamlığı daha ağır bastı hayatımda. Sanırım hakikaten Lyons'un bu konuda bir bildiği varmış ki ben tekrar sanata, kültüre, daha doğrusu sanata ağırlık verdim. Çok teşekkür ediyorum bu camiaya tekrar katıldığım için, beni bünyenize aldığınız için. İnşallah gene o birlikteliğin anlamını beraber hissederek aktiviteler yapacağımıza çok gönülden inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Sevgili Sercan, Yeniköy Leo Kulübümüzün kısa çöpü çeken başkanı. Çünkü kendinden önceki başkanın sürpriz biçimde Amerika'ya gitmesi neticesinde bir başkan yardımcısıyken hızlandırılmış bir programla 2-3 hafta içinde başkanlığa hazırlandı ve madalyonu, çanı, çekici devraldı. Fevkalade güzel bir dönem başlangıcı olmasa da dönemin ortadan devrini sağladı. Bu çalışma döneminde de seçilmiş başkan olarak görevine başladı. Başkanlık görevinin yanı sıra Leo yönetim çevresinin saymanlığını da yürütüyor. Sevgili Sercan Başkanım, sayısız güzel sohbetimiz var. Darısı diğerlerinin başına diyorum. Sözü sana bırakıyorum. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim başkanım. Umarım sesim herkese iletiliyordur. Geliyor. Çok uzun uzadıya konuşmak istemiyorum. Hani çünkü gerçekten güzel bir etkinliği içerisinde hani Kaan Başkanım'la beraber üye olduk beraber. Ama kendimi de kısaca tanıtmak isterim bu noktada. İsmim Sercan Güzey. Leo, yani Leo yaşamına 2018'de başladım üye olarak. Ve tabii çok kısa süre içerisinde de hem başkan yardımcılığı ve başkanlığa doğru ilerleyen bir sürecim oldu. Yaklaşık 1,5 senedir de tabii şu anda tabii doğal bir şekilde seçilmiş olarak başkanlığımı Yeniköy Leo Kulübü aracılığıyla yönetiyorum. Aynı zamanda 118'te Leo yönetim çevresinde de saymanlık olarak görevimi yönetiyorum. Tabii Hakan Başkan'la tanışmadan öncesinde öncesindeki süreçte tabii biz daha çok kendi kulübümüzle hep böyle iştirsiz bir şekilde bu kulübü yönetirken şimdi biraz daha tabii Leo-Leon ilişkilerinde güçlü olduğu bir döneme başladık ve bu şekilde ilerliyoruz. Çoğunlukla da Hakan Başkan'la da Hakan Başkan'ın belirttiği sayısız sohbetlerimiz olmuştur. Zaten Leon olma düşüncemin arkasındaki en önemli sebeplerden biri de Hakan Başkan'ın beni en azından bana bu fikri açması ve beni bu noktada yönlendirmesidir diye söyleyebilirim. Tabii burada bir önemli nokta da Ether Lyons kulübünün üyelerinin kendi içerisinde gayet kaynaşmış olması ve gayet iletişimin kuvvetli olduğu toplantıların gerçekleşmesi burada. Benim yani Lyon olma isteğindeki en büyük sebep diyebilirim. Umarım bir iki zamanlarda çok güzel işlere beraber imza atarız diye düşünüyorum. En söylediklerim bu şekilde. Söz verdiğiniz için tekrardan teşekkür ederim başkanım. Çok teşekkür ediyorum Sercan. Bu sefer Sercan var. Sercan'dan önce Metin'e mikrofonu bırakıyorum. Gerçek araba tutkunu ve hala arabasını kimselere yıkatmayan müthiş kaleci, çok iyi bir mühendis, çok iyi bir sanayici. O da Emre ile Elif'in babası. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Hakan Başkan sizlere teşekkür ediyoruz. Bizlere vesile oldunuz tekrar bu organizasyon içinde bulunmamızda. Ardından Metin'im sana da çok teşekkürler. Bizi bu gece çok geçmişe götürdün. Anılarımızı tekrardan canlandırdın. Çok duygulandık, çok keyif aldık. İnşallah geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın bir kanıtı olacak. Bu gruptan, bu topluluktan çok güzel şeyler çıkartacağız. Tüm arkadaşlarla tekrar bir arada olmak, bu yeni kulüpte yeni insanlarla bir arada olmak gerçekten çok keyiflendirdi. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah şu hastalık dönemleri geçsin. Canlı, kanlı. Canlar diliyorum. Teşekkürler Serkan. Ve alfabetik sıralamada son isim sevgili Yakut. Kapanıştaki tatlı niyetine seni dinleyeceğiz ama önce
Söz Metin'e. İşte diğer süper mimar. Ama ressam değil. 118E'nin gelini. 118E'nin Leo annesi. Sessiz görünen ancak fikri çalışmaların her yerinde en aktif insan. Gerçek bir takım çalışanı, gerçek bir takım insanı. Önder ve Kaan'ın annesi. Sizlerle beraber olma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Çok gerilere gittim, çok duygulandım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hakan Başkanım, Metin Başkanım. Bu oluşuma ön ayak olan Cüneyt arkadaşım. İyi ki varsınız. Sevgi ve saygılarımla. Hoşça kalın. Çok teşekkür ediyorum. Etiler Lions Kulübü'nün toplantı kalitesini yüksek tutma gayretiyle yaptığı bir anket çalışması var. Ben izninizle çok kısa bir zaman alacak, bir 30 saniyeliğine anketimizi açıyorum. Bu anketimizde sizlere soracağım soru, toplantının genel akışı ve içeriğini nasıl değerlendirirsiniz? Yeterince verimli diyebilirsiniz ya da daha verimli olabilir diye önerilerinizi iletebilirsiniz. Dediğim gibi 30 saniye süreyle ekranlarınızda olacak anketimiz. Oylamanızı rica ediyorum. Evet, ilk 10 saniyede 26 yeterince verimli geri dönüşünü aldık. 3 tane daha verimli olabilir önerisi var. O öneriler bize ulaşacak. etilerlions@gmail.com adresimize bu önerilerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki toplantıyı sizlerin desteğiyle, katkılarıyla çok daha iyi bir hale getireceğiz. 30 saniyemiz doldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Şu an ekrana yansıyor diye tahmin ediyorum. Oylamayı bitirdim. Sonuçları ekrandan siz de göreceksiniz. Toplam 37 kişi %93'e tekabül ediyor. Yeterince verimli Lions hakkında bilgiler edindik diyorlar. %8 de daha verimli olabilir deyip bize değerli katkılarını gönderecekler. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Söz sizin dedim. Toplantımızın zaman yönetimi açısından da başarılı geçmesi için ben Lions protokolü içinde söz vereceğim. Birkaç saat öncesine kadar adayımız olan ama dakikalar itibariyle de üyelerimiz olan genç dostlarımızı tanıdık, onları dinledik. Bundan sonra projeleriyle dinleyeceğiz, çalışmalarıyla değerlendireceğiz. Ben tüm katılımcıların izniyle zamanı da iyi kullanmak adına şu an 2 saat 10 dakikadır yoğun bir tempoda gidiyor toplantımız. Zoom'da beraberiz ama YouTube'da da canlı yayınımız sürüyor. Latife ablamı ayrılacağım demişti, şu an görmüyorum. Mukaddes Yamaç Genel Yönetmenim, söz sizindir, buyurun. Mikrofonunuzu açın. Latife açmadım. Genel Yönetmenim ayrıldı. Tamam. Teşekkür ediyorum Hakan Başkanım. Önce bu daveti kabul edip gelen, katılan eski Leo'lar, çoğunu tanıdık, çoğu birlikte büyüdü, ellerimizde büyüdüler. Hepsi anne baba olmuşlar, çok mutlu olduk onları görmeye ve aramızda tekrar görmeyi kabul edildiler. Çok teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Ve de bir isteğim vardı, dönemimde kapanan Bebek Kulübü, Bebek Lions Kulübü, hatta ilk aradığım Metin Tutçuoğlu oldu kardeşim. Dedim ne olur devam edin, devam edin ama olmadı. Zaman da çok kısaydı, yaz girdi. Fakat bunun bugün gerçekleşmesi, Bebek Leo'dan gelenlerin bir arada Etiler Kulübü, böyle bir güçlü kulübe katılmaları. Çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Hepsini kutluyorum, kucaklıyorum uzaktan da olsa. Hakan Başkanım, size de çok teşekkürler bu geceyi bize kazandırdığınız için. Çok davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese öpüyorum. Benim için büyük zevk genel yönetmenim.
Mahmut Çiloğlu Genel Yönetmenime söz vereceğim. Evet, duyulabiliyor mu? Evet Mahmut Genel Yönetmenim, buyurun evet, söz sizin. Teşekkür ederim sevgili Hakan Başkanım, çok teşekkür ederim. Uzun zamandır görüşmüyoruz, dostlarımızla birlikteyiz. Metin Tutçuoğlu, sana çok teşekkür ederim. Tekrar çok güzel bir toplantıydı doğrusu. Yerlere götürdünüz. Yani inanmakta zorlanıyorum. O kadar güzeldi ki, o kadar güzeldi ki, ne kadar güzel kulüpler, Leolar, Lyon gönüllüleri varmış. Yıllar geçti aradan. Şey diye baktım, sanki İstiridye içinde inci var. Saklanmışlar onun içine. Şimdi yan yana geldiler. Nasıl oldu da oldu bilmiyorum ama onlar birer inci doğrusu. Onları kutluyorum. Sizleri kutluyorum. Artık Etiler Lyons kulübünü nasıl takip edeceğiz bilemiyorum. Arkalarından koşacağız, bakacağız ve mutlu olacağız onlar yaptıklarıyla. Yani başlangıçta yıl dönümünden bahsederken hep ümit var diyorsun ya sevgili başkan. Ümit neden olmasın ki? Her zaman ümit var. İşte şu anda katılanlar, yeni Lyon olanlar, eski Lyon'lar ve yeni iki tane arkadaşımız. Tabii ki ümit var. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum doğrusu bu akşam için. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Mahmut Genel Yönetmenim. Benim yönetim çevresindeki ilk görevimi veren sevgili Nezihe Karpuzoğlu Genel Yönetmenim. Buyurun efendim, söz sizin. Mikrofon kapalı Nezihe Hanım. Nezihe Genel Yönetmenim, ekranınızın sol alt köşesinde mikrofonu sembolünün üzerine tıklamanız lazım. Kırmızı çizginin kalkması gerekiyor. Ben sizi ekranda bulmaya çalışıyorum. Yardımcı olacağım Nezihe Genel Yönetmenim. Hakan Başkanım, Nezihe Genel Yönetmenim'i bir geçelim. Çünkü ben de yapamıyorum. Bir sorun var herhalde. Şimdi halletmeye çalışacağım. Evet, açılmıyor. Peki, Nezihe Genel Yönetmenim, sonra size tekrar evet, söz vereceğim. Evet, açılmıyor mikrofonu. Sevgili Füsun Genel Yönetmenim, söz sizin. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum Hakan Başkanım. Özellikle bu güzel toplantıya davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beni o kadar eskilere götürdünüz ki ben advisor'lık yaptığım dönem... Füsun ablanın da sesi kapandı bu arada. Ses gitti. Tamam, konuş. Hakan'cığım, sesim geliyor mu canım? Geliyor, okey. Geliyor. Füsun Genel Yönetmenim geliyor. Nezihe Genel Yönetmenim de açtım. Önce Füsun Genel Yönetmenimizi dinleyelim. Evet, tekrar teşekkür ediyorum Hakan Başkanım. Davet ettiğiniz için. Sevgili Metin, ne diyeyim, nasıl kutlayayım, ağlattın beni. Ben advisor'ken bütün bu gençler, Berna, Kayhan, Cüneyt, bunlar çocuktu. Ben onları o kadar severdim ki, benim Dilaram da bunların arasındaydı. Bunlar çok çok güzel bir Leo ekibiydi. Sizi aramızda görmekten o kadar duyguluyum ki, bu gece devamlı ağladım Hakan Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki aramızdasınız. İyi ki varsınız. Sizleri ne kadar sevdiğimi hepiniz biliyorsunuz.
Bugün biraz üzgünüm Galatasaray mağlup oldu diye Metin. Hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Çok teşekkürler sizin genel yönetmenim. Nezihe genel yönetmenim, teknik sorunu giderdik. Söz sizin. Buyurun. Teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Sizi yürekten kutluyorum. Harika toplantılar yapıyorsunuz. Ama bu arada Metin'i ve sevgili Cüneyt'i kucaklıyorum. Bu kadar güzel bir kulüp kurmuşlar. Emek vermişler. Bu akşamki sunuşu Metin'in harikaydı. Yürekten kutluyorum. Galatasaraylı tarafını onu ayrı bir kenara alıyorum. O başka. Ama Cüneyt'i ve Metin'i gerçekten Leoluklarından çok severim. Bu akşam o kadar duygusal bir akşam oldu ki inanın benim de böyle içim kalktı. O günleri hatırladım. Çok mutlu oldum. Bu yeni katılan arkadaşları, gitmiş olan arkadaşları tekrar toplamanız büyük bir olaydır. Onların hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Bu güzel akşam, bu duygusal, bu anlamlı akşam için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Davetinize de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Nezihe genel yönetmenim. Varlığınız değer katıyor toplantımıza her zaman, biliyorsunuz. Sağ olun, çok sağ olun. Erdinç Gökhan genel yönetmenim, buyurun söz sizin. Sevgili başkanım, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir toplantı oldu bu akşam. Metin kardeşimi de kutluyorum. 118T'de kabinesinde son görevi benim kabinemdeydi bölge başkanı olarak. Sonra Eskişehir'e kendisini uğurladık. Ama yine aramızda bu Zoom üstünden yapılan toplantılarla aramızda görmekten de kendisini çok mutluyum. Yeni katılan arkadaşlarımıza, eski Leo kardeşlerine hoş geldiniz diyorum. Eski günlerimizi yad ettik. Ne güzel. İnşallah eski Leo'daki o etkinlikleri, güzellikleri bundan sonra da yaşarız. Gelecek olan Leo kardeşlerimize de bu bir örnek olur inşallah diyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum Erdinç genel yönetmenim. Ne dersiniz? Metin'i tekrar yuvaya geri çekmenin zamanı geldi mi? Geçti bile bence. Turan Şalikoğlu konsey başkanım. Buyurun efendim, söz sizin. Teşekkür ederim değerli başkanım. Tabii tabiri yerindeyse biraz sözün bittiği yeri yaşıyoruz. Gerçekten aylardır dirayetinizle Etiler Lions Kulübü anka kuşu gibi havalandı uçuyor. Önce sizi kutluyorum gerçekten. Aslında tabii Metin Tuğçuoğlu müthiş bir tören yönetti sanal ortamda. Klasik törenlerden öte ama bunlardan çok daha önemlisi bu bir üye giriş töreni değil, üye giriş toplantısı değil. Bu bir proje aslında. Hayata geçen bir proje. Ve sadece yönetim çevremizde değil, kurucu kadim yönetim çevremizde değil, bütün yönetim çevrelerinde yıllardan beri özleyip de bekleyip de herkesin peşinden koştuğu ama bir türlü yakalayamadığı bir proje hayata geçti. Bu gerçekten çok önemlidir. Altını çizmek lazım. Övgü dolu sözler tabii ne kadar söylesek az ama esas gerçek önemli. Bunun kadrini, kıymetini, değerini bilip ona göre devamında ısrarcı olmak, devamını sağlamak ve örnek olması için başta tecrübe olarak kulübünüz olmak üzere herkesin destek olması lazım. Tabii eski dostlara, eski arkadaşlara, eski Leo'lara tekrar hoş geldiniz diyorum. Kutluyorum bütün ekibi. Teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim değerli konsey başkanım. Şimdi sözü Etiler ailemizin ablası diyeceğim ben izninizle. Değerli konsey başkanım Nilüfer Ogan'a bırakıyorum. Buyurun Nilüfer konsey başkanım. Söz sizin.
ve herhalde. Mikrofonunuzu açmanız gerekecek sanırım. Evet. Uluslararası Lyons kulüplerinin gerçekçi çağdaş hedeflerinden Virtual Lyons Club'ı tabii ki Hakan Türkkuşu gibi ilerici, teknoloji uzmanı bir başkan gerçekleştirebilirdi. Ve de gerçekleştirdi. Hem de deneyimli Leo liderlerle birlikte de gerçekleştirdi. Bu kulübün çok başarılı olacağına yürekten inanıyorum ve kutluyorum. Böyle bir töreni de ustalıkla yöneten Metin Tutçuoğlu Başkanıma da teşekkür ediyorum. Ve tüm üyelere en içten, en kalbi duygularımla hoş geldiniz diyorum aramıza. Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Nilüfer Genel Yönetmen, Konsey Başkanım. Şimdi geçmiş konsey başkanlarımızdan Türk Lyons Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı sevgili abim Erim Erinç Dinç'e sözü vereceğim. Teşekkür Buyurun. Ediyorum Hakan Başkanım. Bu bir değişimin herhalde ateşlemesi. Ben size Cüneyt ve Metin kardeşlerime teşekkür ediyorum bu projeyi gerçekleştirdiğiniz için. Yeni gelen arkadaşlara da gönülden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Bu ateşlemeyle önümüzde çok güzel şeyler yapılacak. İnşallah bizleri de alıştırıyorsunuz bu elektronik ortama. Başarılarınızın devamını diliyorum. Samimaz Mükemmellik Ödülü'nde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Konsey Başkanım. Şimdi sözü geçmiş uluslararası direktörlerimizden Oya Sebi'ye vereceğim. Türk Lyons'unun Oya ablası. Buyurun söz sizin. Mikrofonunuz Oya ablacığım. Açıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi tabii ki sevgiyle kucaklıyorum. Ben aslında bu geceyi bir proje bile değil, sanki yeniden bir doğuş gecesi gibi izlemekteyim. Sanki 118T yönetim çevremiz, kadim yönetim çevresi yepyeni bir kabuk değiştirerek içindeki cevheri dışarıya akıtan bir volkan gibi oturduğum yerde hem bir taraftan ağladım hem bir taraftan düşündüm ki bu gençler belki çok gencecik yaşlarında girip dostluklarla, arkadaşlıklarla bir araya getirmişliklerinin sonunda hayata atılmışlar, evlenmişler, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Belki bizim de suladığımız bir toprakta meyve vermişler ve şimdi artık o verdikleri meyvelerini tekrar o topluma akıtabilmek için evet nerede kalmıştık diyerek geri dönmüşler. Peki döndükleri bu hikayede buldukları dünya ne? Türkiye ne? Lyons ne? İşte asıl önemli olan bu. Nerede bırakmışlardı? Nerede kalmışlardı? Nerede başlıyorlar? Şimdi ben bu başlangıcı, bu doğum anını kutlamak istiyorum. Buna şahit olduğum için derecesiz mutluyum. Bunu bana nasip ettiği için de Tanrı'ya şükrediyorum. Pek çok kıymetli şeylerimi kaybettim. Ama siz kıymetlilerim hala varsınız. Onun için de çok mutluyum. Ağlamam mutluluğumdan, hiçbir şekilde hüzünden değil. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, nereden devam edeceğiz? Bu çok önemli. Onların düşünceleriyle arkalarından gitmeye ben hazırım. Artık onlar lider, biz ise arkalarından gidenler olacağız. Söz veriyorum. Beni tanıyorsunuz. Uyarım her şeye. Buradakilerin de söz vermesi gerek. Bu Lyons da olmaz. Biz bunu böyle yapmazdık. Hayır, hayır, hayır kabul etmiyorum. Yok böyle şeyler. Onlar yapacak, biz de arkalarından deneyimimizle, aklımızla, bilge kişiler olarak onları her zaman destekleyeceğiz. Dolayısıyla çocukların bu geri dönüş fikrini sordukları zaman can yürekten destekledim. Her zaman da her yeni fikrin arkasındayım. Ne isterseniz her türlü konuda sesiniz olmaya, yüksek sesiniz çıkartmaya hazırım. Çünkü benim artık belli bir zamandan sonra en büyük sevincim yeniden başlayan bir olayın başlatıcısı
ve şahide olmaktır. Bu gece bunu yaşadık. Teşekkür ediyorum. Teker teker hepinize teşekkür ediyorum. Sarılmayı çok seven benim için bu koronavirüs en büyük ceza oldu. Ama bu ceza bittikten sonra da bir müddet gene sarılamayacağım. Ama ne yapayım? Buna da razıyım. Hiç değilse gözlerim görüyor. Hiç değilse görüyorum. Evet, hepinizi görebiliyorum. Hepinizi işitebiliyorum. Hepinizi çok çok seviyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim Hakan. Çok teşekkür ederiz. Her şey için teşekkür ederim Hakan. Sayın Samim As, kalk da gör. Çok mutlu olacaksın. Benim kadar mutlu olacaksın mutlaka. Saygıyla iyiliyorum. Çünkü elimden tutup Etiler Lyonnais'e beni sokan da odur. Ben de Etiler Lyonnais'te başladım biliyorsunuz hayatıma. Teşekkür ediyorum hepinize. Neredeyseniz arkanızdayım. You are the leader. Lead the way, I follow you. İşte bu kadar. Çok teşekkür ediyorum Oya ablacığım. Biz de sizi çok seviyoruz. Başımızdan hiç eksik olmayın. Her türlü yönderliğiniz, liderliğiniz hayatımızı kolaylaştırıyor. Sağ olun, var olun. Değerli konsey başkanım, size söz vereceğim. Sonra da ev sahibi yönetim çevresi olarak Leyla genel yönetmenime söz vereceğim. Konsey başkanım, zaman ayırdığınız için, çalışmamıza katıldığınız için, bu çok özel ana tanıklık ettiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Söz sizin konsey başkanım. Buyurun. İlk önce sizi kutlamak istiyorum. Böyle bu kadar çok gelen yönetmeni bir araya getirdiğiniz çevrenizin çok değerli büyükleri. Onlardan yararlanın. Onların tecrübelerinden inanın ki yararlanın. Demin OSB'nin büyüğün dediği gibi onlar artık sizin arkanızdan size yetişebilmek için koşacaklar. Aynı şekilde biz de aynı gruptayız. Çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz ama hiçbir zaman için şevkimiz ve arzumuz kırılmıyor. Çok güzel bir loğları toplamışız bir araya. Çok çok hoşuma gitti. Bir defa ikincisi ben 91-92-92-93 yıllarında Leo Kulüpler Komite Başkanlığı yapmış. Böyle masum olduklarına bakmayın. O zaman canavar gibiydiler hepsi. İnanın ki çok zorlanıyordum onlarla uğraşmaktan. Vardı. Efendim Ayhan vardı. Yani işte Bartu zaten anarşistlerin başıydı. Yani onlarla uğraşmak çok zordu ama şimdi hepsinin diğerlerinin de bir araya gelip bu kulübe üye olmaları beni gururlandırdı. Ne güzel. Keşke diğer kulüplerde böyle ayrılan, Leo'yu bırakan, Leon'su bırakanları tekrar aramıza çekebilsek çok mutlu olurum. Ben o günlerden bir anı paylaşmak istiyorum. OSB direktörüm de burada. Ali Eşref Müezzinoğlu gelen öğretmendi. OSB'de Bebek Lyons'un başkanıydınız değil mi direktörüm? Ben başkan değildim. Lyonis. Ulus değil mi? Ulus Kulübü'nün. Evet. Ha, Ulus Kulübü. Ulus Kulübü. Ulus Kulübü Leo Kulüp kurmak istiyordu. Leo Kulübü sizle birlikte kurduk. Evet. Ha. Ali Eşref de hiçbir zaman için dönem başında zaten söylemişti. Dönemimde Leo Kulüp kurmayacağım diye. Bir yandan oyası bir kaysam ben Leo Kulübü kuracağım ne olursa olsun diye bastırıyordu. Bir yandan Ali Eşref'e gidiyordum. Diyordum ki Gerhard Bey'in böyle böyle müsaade edin. Hayır hayır diyordu. Ringe çıkmış bir hakem. İki tane boksör birbirlerini vuracaklarına bana vuruyorlardı. Ama eninde sonunda o Leo Kulübü'nü kurmuştu. O aklıma geldi biraz evvel eski Leo'ları görünce. Ne mutlu size. Başkanım, sizi kutluyorum. İlk defa böyle 20 kişi birden alınan bir tören seyrettim. Daha evvel hiç aşağı yukarı 43 yıllık Leo'nun seyretmemiştim. Ve böyle şartlarda da bunu aldınız.
Ama en büyük teşekkürüm de Metin'e. Enfes bir tören yönetti. Dijital ortamda bu kadar kısa, öz ve güzel bir tören. Kutluyorum Metin'cim seni. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Konsey Başkanım, bu akşamı bize ayırdığınız için müteşekkirim. Sağ olun, var olun. Toplantımıza sağ büyük olun. Değer kattınız. Ben sağ şimdi son sözü Kadim Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Leyla Kıvanç Genel Yönetmenime vereceğim. Leyla Genel Yönetmenim, buyurun, söz size. Teşekkür ediyorum Hakan Başkanım. Ben katılım sağlayan tüm Leo kardeşlerim, Leon dostlarım, genel yönetmenlerim, konsey başkanlarım, direktörüm ve dönem konsey başkanım, Metin başkanım, herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Bu çok bambaşka bir durum. Kendi kendime dedim ki yuvaya dönüş ne kadar güzel bir şey. İçine sindiren insanların bir araya tekrar gelişi, tekrar yuvalarına dönüşü ve bunu sağladınız. Gönülden teşekkür ediyorum. Diyorum ki Hakan Başkanım, Leon olmak böyle bir şey. Bunu her zaman size söylüyorum. Ve bu tarafınızla da sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Genel Yönetmenim, çok teşekkür ediyorum. Sizin liderliğinizde çok daha fazlasını yapacağız. Şu ana kadar yaptıklarımız döneminizin ilk yarısıydı. İnşallah. İkinci yarısında tutun bizi, tutabilirseniz. İnşallah. Çok teşekkürler. İnşallah. Şu an planladığımız zamana hemen hemen uygun gidiyoruz. Kapanışa da geçiyorum ben. Aşağı yukarı 2,5 saati geride bıraktık. İzninizle tekrar ekran paylaşarak kapanışa geçeceğim. Değerli Leonlar, sevgili dostlar, maskesiz olmuyor. Önlem almadan olmuyor. Covid can almaya devam ediyor. Hangi koşulda olursa olsun, nerede olursanız olun, evde, dışarıda, kalabalığın içinde, başka yerlerde mutlaka ve mutlaka maskenizi takın. Sizlerin canı bizim en değerli varlığımız. Kendinize çok dikkat edin. Normal koşullarda sekreterimin yapacağı bir hatırlatmadır. Her toplantımızın sonunda devamlılığı temin için dönüyoruz ve bir sonraki toplantımızın tarihini, saatini, Zoom'daki adresini paylaşıyoruz sizlerle. Kıyafet serbest, hepimizin bildiği gibi. Önümüzdeki ay yeni yılın ikinci toplantısını 15 Şubat tarihinde gerçekleştireceğiz. 15 Şubat pazartesi, ancak 14 Şubat'ta hepinizin bildiği gibi sevgililer günü, bir sürprizimiz olacak. Bu sürprizi sizlerle sosyal medya üzerinden paylaşacağız. Ama hazırlık yaparak katılmanız, kayda değer bir zaman ayırmanız gerekecek. Bunu peşinen söyleyeyim. Etiler Lyons Kulübü'nün adeti üzere sekreterden sonra da tabii ki para mevzu çok mühim. Sözü ben değerli Saymanım'a vereceğim. Buyurun muhterem Saymanım, söz sizin. Tüm yeni gelen üyelerimize teşekkür ediyoruz. Hoş geldin diyoruz. Bize çok güç verdiler. Yeni üyelerimizin tümü giriş öncesi gerekli yükümlülüklerini yerine getirmişlerdir Sayın Başkanım. Tüm genel yönetmenlerime ve konsey başkanlarıma da bu bilgiyi veriyorum. Teşekkür ediyor, iyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederim muhterem Saymanım. Sağ olun, var olun. Etiler Lyons Kulübü olarak ben bu akşam zamanınızı bizlere ayırdığınız için, ekrandan da olsa, uzakta kalsak, bizlerle paylaştığınız için, bu özel gecede 20 yeni üyemizi yalnız bırakmadığınız için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Toplantımıza değer kattınız, gücümüze güç kattınız. Minnettarım. Toplantı bitmiştir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.